annem gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydı. Ay, kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz var. Palo ailesi davası. Biz de davayı an be an takip edeceğiz. 6 yaşındaki Melike nasıl öldü? Melike'nin de içine 3 harfliler musallat olmuştu. Onları öldürmek için ispirto içirdi yine enişte. İyi ki öldü, geberdi. Bu cümlesini kullanan yine kendileri. Sen niye sormuyorsun damadına, ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun öldüğünü diye. Öldürme talimatını veren. Enişte Tuncer kimi suçladı? Kim öldürdü? Siz lan şey. Kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme ne karar verdi? Ne gelirse yapacağım. Yeni bir cinayet açıklamadı, oydum valla. Cinayet kimse burada, ne kaçışı yok yani burada. Garip iddialar, inanılmaz açıklamalar. Asla ve asla ben bu olaya karışmadım dedi. Sen demedin mi ki kardeşimi, kocasını öldürdüler? Yıkasın ben torunumu diyor, verdim enişteye. Gittiler gömdüren. Ne yapıyorsunuz orada? Melike Tahnal davasının ayrıntıları az sonra Müge Anlı'da. 14 çocuk babası adama ne oldu? Herkese farklı farklı bir şeyler anlatmışsın eşinin kayboluşuyla ilgili. Ben sana inanmıyorum. Dünya kamera var, hepsi yalan mı? Hemen Metin bu adamı niye göstermiyor orada? Karşılıklı suçlamalar, çelişkili açıklamalar. Benim babamı 7 çocukla gömdü, sen de kaybedecek var, yazıksın. Ne diyorsan konuş. Ben hazırım, ben kendimi öldürmedim. Nasıl şu ana koyduğunu öldürdü? Böyle bir hayal gücünü nasıl kurdunuz? Öldü Kerem dediler. Para için ortadan mı kaldırıldı? Sen hem mutlu olsun, bu adamı para için kaybettiniz. Söz. Poşetlik kuyusuna mı atıldı? Poşetlik skoru var. Annemler adam yaptı, oraya attı. Burada koku geldi, buraya gömüldü. Yani buradan öldürülüp buraya atılması muhtemel. E nasıl diyeyim abime? Babamı öldüren kişi de bir kişi değil. Katil aranızda aslında. Aynen, yani bu adam öldürülmedi. Değil. 74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Mutluluk da yüzünde. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak. Güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. İyi bir gün geçirdim inşallah. Hoş geldin. Evet, dilerim iyi bir hafta sonu da geçirmişsinizdir. Ben çok keyifli bir hafta sonu geçirdim. Onu söyleyeyim. Çünkü yeni bir şey öğrendim. Ondan sonra hatta emekliliğimde ne yapmaya karar vereceğimi de buldum. Yani ne yapacağımı da buldum falan. Ben senin aşkınım. İyi valla, en azından birinin aşkı olmak güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Dur bak, şimdi ben sana emekliliğimde ne yapacağımı anlatacağım. Tamam. Çok eğlendim hafta sonu. Ne yaptın Müge'de? Sevgili Uğur ve sevgili eşi Yeliz bana cuma günü zeytin gönderdiler. Hiç yapmamıştım böyle, yani görmemiştim. Hani normal zeytini kahvaltıda yiyoruz ya. Çok da yemem aslında ama artık çok yiyeceğim. Bir tane zeytini bile israf etmememiz gerektiğini anladım. Neden? Çünkü böyle iki şey kavanoz bana ham zeytin gönderdiler. Ham zeytin herhalde. Ondan sonra ben şimdi bir tanesini içine her şeyini koymuşlar. Tokmağından, tuzundan, limonuna kadar. Ben şimdi oturdum. Onların bir şeyini dövdüm. Böyle çok güzel tokmak var. Bilgisayar oyunu gibi. Mesela birine kızıyorsanız o tokmakla zeytini alıp böyle tak 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 dövmek çok iyi gelebilir. Gerçi biraz bileğim ağrıyor ama. Ondan sonra onları bir kavanozu dövdüm böyle. Ondan sonra bir kavanozu çizdim. Şimdi onların sularını, sabah da gelirken sularını değiştirdim. Akşam sabah akşam değiştiriyorum. 7 gün değiştirecekmişim. Sonra limonla, tuzla zeytin yapacağım. Sonra tabii onunla kalmadım. Zeytinin bütün mitolojideki, neden bu kadar keyifli bir şey oldu? Mitolojide zeytin ne anlama geliyor, ona baktım. Kutsal dinlerde ne anlama geliyor, ona baktım. Sonra gittim bir tane en iyisi dedim. Ben bir zeytin tarlası alsam da dedim. Bu işi büyütsem dedim.
Ondan sonra fakat araba tuttuğu için beni böyle yakın yerlere baktım. Sonra dedim ki Müge, şimdi Çatalca'da bir yer alsan içinde 10 tane zeytin ağacı olsak orası da zeytiniyle meşhur değil. Demek ki daha hani Ege'de bir yer almak lazım. Ege'de. Ondan sonra böyle bayağı hafta sonu zeytinle uğraştım. Çok hoşuma gitti ve böyle bazen tabağın kenarında kalıyor ya zeytin. Ya bırakmayın, ne zor işmiş. Buradan bütün zeytin işiyle uğraşanları tebrik ediyorum. Ve bizim şey var ya, fabrikatör Şükrü Bey. Evet. Hasat zamanı beni çağırırsan çok güzel çiziyorum bak, hızlı hızlı. Tık 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 tık, bir elim alıştı. Annem diyor ki sen köyde olsan seni hemen alırlardı diyor. Sen böyle hızlı 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 hızlı. Ama hafta sonum çok güzel geçti. Uğur'cum, Yeliz'cim çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten çok keyifli bir şeydi. Yeni bir şey öğrenmenin tadı bence hiçbir şeyde yok yani. Hafta sonu zeytinlerimle çok mutlu geçirdim. O hafta sonu zeytin yemediniz inşallah bütün hafta. Yani yok. Kıyamam sonra da ben onları. Evet, zeytiniyle meşhur yer Gemlik diyor Kadriye. Bugün oradan da bağlantımız var. Böyle zeytinlerinizin eğer çizilmesi yetişmiyorsa bana gönderebilirsiniz. Ben burada programda böyle tık 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 ama müthiş, çok eğlendim. O sesin açılması için size de galiba, bize de hep Aydın Efeler'de Mimar Sinan muhtarı Gurbet Hanım Kudret Nardır. Cuma günü söyledim ya. He, Kudret Nardır. Evet. O bayağı faydalıymış. Dur bakalım, sesimizin tonu biraz sen hemen ağzını açıyorsun. Ben öyle Kudret Nardır falan bilmiyorum. Ben şeyim, işçi takımı. Hemen böyle zeytin yap, zeytin döv, turşu yap. Çok hoşuma gitti. Yaptınız mı hiç? Çok keyifli ya. Yani böyle zeytinleri olanın göndermesi lazım insanlara. Acaba bir tane zeytin ağacından, daha onun şeyine bakmadım mesela. Bir zeytin ağacından kaç kilo çıkıyor? Kaç kiloyla kaç tane yapılıyor falan. Bir zeytin ağacında. Evet, emek vermeyi seviyorum. Çok dost, kendi emeğim. Ama size de getireceğim. Bakayım. Sağ olun, bir zeytin ağacına ortalama 40 kilo falan çıkar. Yeter, artar. 40 kilonun 10 kilosu da gitse geri kalır 30. 30 kilo da zeytini zaten nasıl yiyeceğim? O zaman bu kadar güzel hafta sonunu çok güzel geçirmişsiniz. Hiç akşamki en sonki yenilgiden bahsedip de canınızı sıkmak istemem. Hiç izlemedim. Ben zeytinlerimle uğraşıyorum. Ben zeytinlerimle uğraşıyorum. Ben öyle kazanamayacağım şeylere girmem. Bütün takımları biz takdir ediyoruz. Bütün takımları seviyoruz. Güzel oynayan kazansın diyoruz. Dün akşam Beşiktaş güzel oynadı. Tabii siz de yıllarca şampiyon olamayan bir takımın tabii ki taraftarı olarak böyle düşünmekte haklısınız. Hep de biz yenecek değiliz. Biraz da tabii ki siz yeneceksiniz yani. Spor müsabakası böyle bir şey yani. Birisi bir şampiyon olur, tabii, birisi bir şampiyon olur. Evet, oradan da Aykut alkışlıyor. Girmeyin oralara, benimle baş edemezsiniz. Evet, öncelikle şimdi güzel haberlerden size bahsedeyim. Onu dur söyleyeceğim. Efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde biliyorsunuz cuma günü iki çocuğumuz kayıptı. İki tane 14 yaşındaki çocuğumuz kayıptı. Birini hemen yayınımız içinde bulduk. Diğeri de ertesi gün bulundu. 14 yaşındaki Eyüp. İsmail Bey de bugün stüdyomuza gelmiş. Ay canım benim, cuma günü gözün yaşlıydı. Bugün gözlerin Allah içi gülüyor. Ablam, size, ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bulundu. Estağfurullah, biz aracıyız. Rabbime şükürler olsun. Allah razı olsun ablam. Sevinçten bir şey diyemiyorum ablam. Çok haklısın. Şimdi efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolmuştu çocuğumuz. 14 yaşında dediğim gibi. Ve döndü diyor ki çok büyük maceralar yaşadım. Otostop yapıyor. Zaten biliyorsunuz son fotoğrafı da yine bir tırın içinde, tır şoförüyle çekilen fotoğrafıydı. Bu tırlarla otostop yapıyor. Geziyor, dolaşıyor. Sonunda babasının onu aradığını öğrenince de geri dönüyor. Biz bu evi tırını alan tır şoförüyle de konuştuk. Kendisi diyor ki çok üzgünüm. Hani keşke almayaydım. Hiç başıma böyle bir şey gelmeyeydi. Zaten hemen haber verdiler tır şoföründe kimliğini bize. Biz de kendisine gittik. Çocuğu nerede bıraktın, ne yaptın diye. Ben de üç çocuk babasıyım. Çok üzüldüm diyor. Şimdi beyefendi, yani teşekkür ediyorum. Şimdi açıklamalarını size izleteceğim ama 14 yaşındaki bir çocuğu alıp oradan oraya gezdirmenin hiçbir açıklaması olamaz. Bunu biraz kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla diye de söylüyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Yani herkesin bir ailesi, annesi babası, yoksa bir yuvada kalıyorsa yuvadaki öğretmeni, müdürü falan olduğunu bilip ona göre davranmak lazım. Çocuklar gelebilir, çocuklar kendileri gelebilir, ona da amenna. Ama bizim orada sırada yapmamız gereken, çocuk yanımıza gelir gelmez tuvalete gidiyormuş gibi yapıp 155'i arayıp burada bir çocuk var, memur bey lütfen çocuk şube gelsin alsın demektir. Evet. Bunun başka hiçbir izah tarzı yok. Cuma günü şu babanın nasıl gözyaşlarıyla stüdyoda olduğumuzu insanlar hatırlarlarsa aksi davranmazlar.
23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolan 14 yaşındaki Eyüp'ü aramak için Cuma günü babası gelmişti stüdyomuza. Küçük çocuk bindiği bir tırla İstanbul'dan ayrılırken çektirdiği fotoğrafı kuzenine yollamıştı. Ben gidiyorum artık diyor, beni kimse aramasın. Tırcıyla birlikte gidiyor ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Şimdi bu tır şoförü arkadaşımızı bulur şoför arkadaşları. İnşallah ablam. Çocuğun yaşı çok küçük, asla yanınızda tutmayın ve barındırmayın. Yayınımızın ardından gelen ihbar üzerine haber ekibimiz küçük çocuğun bindiği tır sürücüsüne de ulaştı. Ben Yeni Çağ'dan çıktım. Geldim İzmit'e doğru. Arabamın takosu doldu. Dinlenme tesisine girdim. O sırada arabamın yanındaydı. Ben dedi İstanbul'a gideceğim. Ben dedi Beylikdüzü'nde oturuyorum. Vallahi ben dedim İzmit'e kadar gideceğim dedim. Buradan böyle çıktı, arabaya bindi. Ben de sağ koltuktaydım. Böyle burada seyahat etti benimle beraber. Ondan sonra geldik abi İzmit'e, ben arabayı buraya çektim. Saat 3'e kadar biz buradaydık. 3'te ben boşaltmaya Ömerli'ye gidecektim. Bunu Gebze Tır Parkı'nda bıraktım. Ne anlattı size? Ben boksörüm dedi. Ben Ankara'ya gittim dedi. Amcama gittim dedi. Halama gittim dedi. Oradan dedi gelirken bir şey bulamadım gelmeye. Hep otostopla geldim. Bana söylediği bu. Kaç yaşında sandınız siz onu? Ben yaşını falan hiç sormadım da dedi ben 14-15 yaşlarındayım dedi. Zaten bu koltukta oturdu. Ben de bırakmadım sağa sola gitmesin diye, yazıktır diye, dışarıda kalmasın. Havada gerçekten soğuktu. Bak şurada oturuyorum, evime gitmedim. 14 yaşında olduğunu bilseydiniz alır mıydınız arabanızı? Ben almazdım. Yazım geldi görünce. Azım dedi. Dışarıda kalmışım. Ankara'dan geliyorum dedi. Bana bunu söyledi. İstanbul'a gideceğim. Ben de 80 lira para verdim ona, al koy cebine dedim. Ondan sonra gece saat 3'te ben yükü götürmek ondan yüklü araba. Götürdüm onu Gebze Tır Parkı'nda bıraktım. Dedim git orada otur, ne yiyorsan içiyorsan iç. Sabahleyin dedim gidiyorsan gidersin dedim. Fotoğraf çekilmiş galiba. Evet, benim telefonumu aldı. Benimkine çekildi. Ben orada oturuyordum. O burada. O çekmiş. Başkalarını atmış her. Kimi attığını da bilmiyorum. Baktım oynamak istiyor telefondan. Dedim benim telefonumu ver dedim ya. Tamam dedi, verdi bana. Ondan sonra bir daha almadı telefonu. Ben böyle bir şey yaşamadığım için şimdi yaşadım. Gerçekten benim de 3 tane evladım var. Bir oğlum, 2 kızım var. Ben acıdığım için aldım. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Evet, ben acıdığından aldım. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı diyor beyefendi. Ama doğru değil. Ama telefon veriyor abla ona. Çocuğuma telefon veriyor. Hani herhangi bir şey olursa bana ulaş diyor. Cep telefonu veriyor. Telefonda şu an bende. Nasıl? Cep telefonu makinesini mi vermiş? Aynen aynen. Git şikayetçi ol. Tamam abla. O. Yani ben şimdi yani biz toplum olarak tamam böyle hani iyi niyetle hani şey yapıyoruz. Bunun da önüne geçilmesi lazım yani. Doğru şeyler değil bunlar ya. Benim kabul edebileceğim şeyler. 3 gün bunun yanında kalıyor abla. 3 gün. Peki niye vermiş cep telefonunu? Hani herhangi bir şey olursa bana dönüş yap diye. İyi niyetle vermiştir. Hani cep öyle telefonu. Kabul etmek istiyorum. İyi niyetle vermiştir. Öyle söylüyor ama lüzumsuz davranışlar. Şimdi ben de kamyon şoförüyüm abla. Ben kesinlikle yolda bir tane insan almıyorum. Çünkü olur, kaza yapabilirim. Bunun nabalını nasıl ödeyeceğim? Doğru. Bak bir de bu oldu ki aranması var. Yanındayım. Suç ortağı olabilirim. Her şey insanın aklına geliyor abla ve ben kimseyi almıyorum. Nasıl 3 gün 14 yaşındaki çocuğu yanında bulundum. Doğrusu sizin yaptınız ama doğrusu dedikleriniz. Evet hocam. Risk almış oluyor arkadaş. Yani o riske girmem çünkü ben de çoluk çocuk sahibiyim. Ben ekmeğim için çalışıyorum. Yani beyefendinin de 3 tane çocuğu vardır. Dediğim gibi iyi niyetlidir. Ona inanmak isterim. Ama cep telefonu verdiğini bilmiyordum. Şimdi duydum evet. Yani. Cep telefonu makinasını mı vermiş? Makinasını vermiş. Aynen makinasını vermiş. Yani numarasını değil makineyi vermiş. Aynen. Dediğim gibi bunlar açıklamaya muhtaç konular. Savcılar da bu nedenle var zaten. Tutmayacaksın. 3 gün uzunca bir süre yani. Alırsın. Bak bana gelse, ben sokakta görsem bir tane kız vesaire falan. Bak bırakmam da. Bir şekilde gel derim hani şurada oturalım. Dur ben sana bir poğaça ısmarlayayım. Yemek ısmarlayayım. Şunu falan. Yapayım, bunu yapayım. Bir yemek ısmarlayayım. O sırada ararım. Derim ki çocuk polisine gelin bunu alın. Çünkü böyle bir sorumluluğu almak çok zor yani. Çok yani zoru bırak, doğru değil. Bir kere hukuken doğru değil, bir kere vicdanen doğru değil. Dediğim gibi o çocuğun da bir anası babası, onu arayanı var. Bunu bilmek lazım. Kimse de şeyden çıkmıyor yani, ceviz kabuğundan çıkmıyor. Doğru değil.
Evet. O nedenle de savcılarda bu nedenle var. Valla kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor arkadaşlar. 18 yaşından küçükse kız çocuğu da aynı şeylere tabi, erkek çocuğu da. Yasalar her ikisini de koruyor. Burada cinsiyet evet. ayrımı yok. Yani 18 yaşından küçükse... Belirttiği gibi böyle yağmurda, soğukta, üşümüş vaziyette bir mecburiyet varsa alınabilir ama... Anında 155'i arayacaksın. Bak diyorum, bırakmam diyorum. Bırakmazsın da. Çünkü sen bırakırsan daha kötü niyetli bir insan eline düşebilir. En ufak istasyonda bekletirsin. O arada 155'i bir şekilde arar. Orada bir ayrıntı var. Hatta yolda giderken 155'i ararsın. Şu plakalı araca aldın. Herhangi bir yani bir mecburiyet olarak aldın. Aracına falan almayacaksın. Aracına falan alamazsın. Bak beyefendi çok doğru bir şey söylüyor. Ya kaza yapsa diyor. Orada bir ayrıntı var. Diyor ki benim evim şurada diyor. Ben evime gidip yatmadım, ben burada yattım. Madem ki yatıyorsan al götür karakola. Diyor ki arkadaşım söyle bu çocuk evden kaçmış. Bak benim evim burada, gidemiyorum. Bırakamıyorum çocuk diye size teslim ediyorum. Bunu da yapabilirdi. Zaten çok doğru bir şey söylüyorsun. Zaten pandemiden dolayı o yaş grubunun sokağa çıkma yasağı var. Belirli saatlerde çıkabiliyorlar. Yani olacak iş değil ama dediğim gibi savcılarda bu nedenle var. Allah eksikliklerini göstermesinler. Amin. Ve efendim Bayburt'tan gelmişti Selver İnce. 17 yıllık anne hasreti programımızda son bulmuştu. Ay biliyorsunuz böyle biraz gergin gergin anne kız buluştular falan ama sonrasında işte buradan otele gittiler. Beraberce bir yemek yediler. Biraz birbirlerine ısınma süreci. Ya meğerse buraya gelen Selver'le annesinin aynı yaşta çocukları da varmış. Yani torunuyla oğlun değil mi aynı yaşında? Yaşıtlar yani. Hadi bir izleyelim. 20 yaşındaki Selver İnce, kendisini 3,5 yaşında evlatlık veren anne babasını bulmak için geldiği stüdyomuzda mucizeyi yaşamıştı. Selver'cim, telefon hattımızda bir hanımefendi var ve diyor ki ben Selver'in annesiyim. Yeter Özyurt. %100 benim kızım. İyi, gözünüz aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Annesini beklerken farklı duygular yaşıyordu genç kadın. Öğrendikleri nedeniyle hayli buruktu. Beni vermiş ya, ondan sonra bana şiddet uyguladığı için ondan sonra kısa bir zaman sonra ayrıldım falan demişti dün. Hı. 2009-2010'a kadar berabermiş, 6 yaşında kardeşim evde bırakıp kaçmış gitmiş. İki çocuğum da yurtta dedi. He. Ondan sonra hani seni çok aradım diyor ama o çocukları niye verdi o zaman? Onlara baksın, beni bulup ne yapacaktı mesela? Hı. Şimdi... Ya çok zoruma giden şeyler oldu Müge Hanım. Hep merak ettiği annesi ilk kez karşısındaydı. Efendim anne kız ilk kez kavuşacaklar. Yeter Özyurt Isparta'dan kalktı geldi. Hadi bakalım kızıyla bir tanışsınlar, bakalım ne olacak, izleriz hep beraber. Çocukluğunda yaşadıklarını anlattı genç kadın ve o yıllarda yanında olmayan annesine kırgınlığını saklamadı. Nerede çalıştığıma kadar biliyordu. Keşke gelseydi. Yerini soğutma dediler bana. Yerinden ıpratma dediler. Annemle babam ayrılmış. Bir annemle kalıyorum. Ben 14 yaşında annemle kardeşime bakmak için okuldan ayrıldım. Sırf çalışıp onlara bakmak için. Ben orada güzel bir hayat yaşamıyordum. O kadar üzüldüm hani kaç gece ben ağladım. Aç kalsaydım da senin kucağında ölseydim dedim. Ama hani ne bileyim dün böyle çok kolay bir şekilde anlattı. Mağazama kadar biliyorsun, gelsene. Annesinden 9 kardeşi daha olduğunu öğrenen Selver'in babası olduğu söylenen İsmail Uçar'ın kızı da yayınımıza bağlandı. DNA testi yapılsın. Pozitif çıkarsa her zaman kardeşiniz, ablanız. Sonuna kadar arkandayız 3 ablan olarak. Ay ne güzel. Kötü insanlar değiliz. Ahlaksız yaşayan insanlar da değiliz. Teşekkür evet. ediyorum sana. Çok güzel bir şey. Biraz sakin olalım. Bundan sonra bir dediği gibi kayınvalidenin bir kahve için karşılıklı İnşallah. Bir konuşun. Mikael. Sen de bir düşün. Evet. Bakalım annen neler yaşamış. O da sana burada evet. anlattığı, anlatamadığı ne varsa bir anlatsın. Anne kız için konuşacak çok konu vardı. Dile kolay, aradan koca bir 17 yıl geçmişti. Yayınımızın ardından ilk kez bir yemekte buluşuyorlardı. Hatırladığım ilk yemeğimiz.
Tanık oldu. Evet, aynen. Öyle yani. Anne sana ne kadar güzel bakıyor. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Evet, bir erkek kardeşim var burada da. Evet. Beni sevdi. Sevdi mi? Evet. Sevdin mi ablanı? Evet. Evet. Adı neymiş ablanı? Serra. Torunumuza da kavuştunuz. Evet. Çok tatlı. Kendi evlatlarımdan tatlı. Her şey geride kalmıştı onlar için. Anne kız artık el ele verip mutlu olabilirlerdi. Her şeyi zamana bıraktık biz zaten. Şimdi tamamlandınız mı? Evet, şükür Allah'ıma binleri. Ben de aynı şekilde tamamlandığımı düşünüyorum. Yani bana anlatılanlarla bu hani anlatılanlar çok farklı. Ama gene de olsun anne. Hiç değilse ölmeden yani yüzünü bir kez gördüm annemin. Bu şekilde bunları düşünüyorum yani. Seneler sonra son bulan hasretlerini bir de pastayla kutladı anne kız. Ya kızıma kavuştuğum için. Aynı şekilde anneme kavuştuğum için. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Evet Selver, günaydın. Selver. Alo. Günaydın, iyi misin? İyiyim mi canım, günaydın. Biraz daha sakinleştin mi? Yani düşünme fırsatım oldu. Düşünme fırsatın oldu. Evet. Kardeşinle de tanışmışsın. Kardeşlerimi çok sevdim. Ablalar da aynı şekilde. Yani ablalarımla bilmiyorum ama. Baban olduğunu düşündüğümüz kişi de DNA testi yaptırmaya hazırım dedi. O da bence güzel bir gelişme. Evet. Dün beni aradı kendisi. Hı hı. Ama eşim hani kızgın yani. Bu olaylardan hiç hoşlanmadı. Tek konuşturmadı yani benim de. Eşin mi? Evet eşim. Hani açıklamak istiyorum falan dedi İsmail Bey. Hani eşim hani konuşmamı ondan sonra bir açıklama falan beklemeyeceğimi söyledi. O şekilde kapattık telefonu. Canım eşin de şimdi ne yapalım yani, siz daha doğmadan önce olan şeyler yani, bunlara çok kafayı takmamak lazım. 25 yıl evet. Öncesinden bahsediyor, artık olan olmuş, biten bitmiş yani. Evet aynen öyle. Ya annem babam da çıksa yeniden benden kimse sevgi beklemesin ama ablalarım da kardeşlerim de her şekilde onların zaten sevgisi yani yüreğime geldi. Onlara her zaman kapım açık. Ya hepimizin kafasında aslında belirli imajlar var ya çocukluğumuzdan beri. İşte bir anne imajı var, baba imajı var, kardeş, sevgili, eş, arkadaş. Bunların hepsi böyle birer imaj. Ve hepimiz aslında bunları arıyoruz. Her zaman da aradığımızı bulamıyoruz tabii ama hayal kırıklığı yaşamadan bence yolumuza devam etmenin çaresine bakmak lazım Selver ya. Evet, eski yaşantıma devam edeceğim. Kendimi çok kasmayacağım. Dün rahatsızlandım, hamileyim biliyorsunuz. O yüzden takmadan daha stressiz geçireceğim bu dönemi. Biraz zamana bırakmak lazım belki. Evet, evet canım, aynen öyle. Bu arada İsmail Bey de telefon attığımızdaymış. Baban olduğu düşündüğümüz İsmail Bey. İsmail Bey günaydın. Günaydın efendim, kolay gelsin Müge Hanım. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İzliyorum efendim sizi. Çok teşekkür ediyorum. Siz de biraz böyle küçük bir şok durumu yaşadınız herhalde. Tabii ki biz de çok şok olduk. Ben hiç ömrümde görmedim. Hiçbir şekilde çocuğu ben kız olursa alırım, erkek olursa alırım, kız olursa almam. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur. Mümkün değil. Ben 25 senedir hiç ben ne çocuğu gördüm, ne annesini gördüm. Tamam, ben bir kere görüştüm. Yani bunun, ben bir kadına da çamur atmayı sevmem. Bunun beynemine daldan dala konan bir... Tamam, böyle o zaman işte çamur atmayı sevmiyorsak atmayalım, olabilir. Yani sonuçta tabii bu bir kere de tabii olur. Ki. 10 kere de olur, her zaman olabilir yani. Zaten sizin 3 tane de kızınız varmış. Hani... Ya ben kız çocuğunu aksi çok severim. Benim 5 tane altında kız torunum da var. Ben maaşımı bile onlara bakar vereyim. 2 tane çocuğumun... Torunumu ben okudum, ben kız çocuğuna daha düşkünümdür efendim, ben bir lekelendim bunu. DNA testi kim yaptırırsa yapalım, ben bu işten ya benimseyeceğim çocuğu ya da ben temizlenmem lazım efendim. Temizlenecek bir şey yok işte yani. Hayır, yani kimlik... DNA testine çıkarsam
benimdi. Tamam, çıkmak yani kölelik de yok. Çok zencide oldum. Ben tanınan bir yıllarca esnaflık yapmış bir insanın nakledeceğin faturalı isaliyeli. Beyefendi, faturalının irsaliyenin bununla alakası yok ya. Boş verin. Yani o ayrı bir iş, o ayrı bir iş yani. Keşke yani olmayaydı, keşke böyle ben olmayaydı. Eşinize ihanet ederek bir hata yapmışsınız. Belki 24 yıl sonra bunu gördünüz ama şöyle bir şey de var. O sırada da işte hamile kalan, o hamileliği 9 ay boyunca sürdürmek zorunda kalan, o çocuğu dünyaya getiren değil mi? Ona bakmakla yükümlü olan bir kadın var ve herkes hep onu kötü biliyor. Yani işte sen nikahsız hamile kaldın diyor, sen çocuğuna bakamadın diyor, sen çocuğunu verdin diyor. Siz biraz bu işten temizce sıyrılmışsınız. Olan hep kadınları oluyor. Yani ne yazık ki yeteri oluyor aslında. Bu sefer yeter öyle yaptıkça, aa zaten böyle diyor, yeni karşılaştığı kişi de ona saygıyla ve sevgiyle yaklaşmıyor. Böyle böyle kadınların hayatı da ne yazık ki gidiyor. Erkekler aradan ben bir kere gördüm kardeşim onu diyor, sıyrılıveriyor. Ama bir bebek var, işte hamilelik saklanabilecek bir şey değil. O nedenle zaten kadınların kendilerine daha fazla güvenmeleri, ayaklarının üzerinde durmaları, belki erkeklere bu kadar kolay kanmamaları gerekiyor. Yani sonu ne yazık ki bütün hayatı etkileyecek kadar acıklı olabiliyor. Saçım evet bozuldu çünkü ben bir elledim arkadaşlar, bir daha düzeltemedim. Neyse artık herkesin saçı böyle. Benim saçlarım tabii düz düz böyle durmasına alışkın olduğunuz için. Yeter Hanım, sen mutlu musun? Alo? Sen mutlu musun? Evet, evet. Selam aleyküm, günaydın. Aleyküm selam, günaydın. İsmail Bey de diyor ki çocuk benimse başımla beraber diyor. O da güzel bir şey bence. Evet, evet aynen. Sen eminsin değil mi? Evet, evet. Tamam. O zaman zaten 6 aylık hamile Selver. Bence evet. Bekleyelim Selver. Yani sen bir bebeği de dünyaya getir. Belki evet. Bu bebekle beraber hani ablaların da seni ziyaret etmek isterler. Aslında onların da kafalarında az çok belli. Dediğin gibi biraz tip olarak da benzediklerini düşündükleri için DNA testini de yaptırırsanız biz de sonucu paylaşırız seve seve. Evet, aynen. Sen de kızını bırakma şimdi. O seni istemiyorum diyebilir. Sen gene bir çocuğa bir yelek ör, bir battaniye ör, bir şey yap. Git götür, doğumunda bırakma. İnşallah. Her konuda arkasındayım. Tamam, sen biraz artık çaba harcayacaksın yani. 24 yıllık bir çaba harcaman lazım. 24 yıldır düşün evet. Anneler neler yapıyor çocuklarına. Sen evet, de şimdi arayı kapatmaya çalış. Evet. Tamam mı Yeter'cim? Tamam canım benim. Olabilir. Herkesin başına her şey geliyor. Kimse benim başıma gelmez demesin yani. Ne yapalım? Keşke onu da seven, kollayan, sahip çıkan birileri olsaydı hayatında. Şimdi bir süre sonra... Hani laf söylemek çok kolay insanlara. Vay niye öyle yaptın, vay niye böyle yaptın. Bilmiyoruz ki belki biz de aynı konuda olsaydık. Belki biz de aynı şeyi yapacaktık. Çok artık hoşlanmıyorum insanlara bu tip konularda neden dediğini. Çünkü hep iki kişi yapıyor. Nedense hep kadınlara laf söyleniyor yani. Evet, evet. Kötü olan da bu. Evet. Yani kötü olan hep kadın. Erkek bir şekilde kendini sıyırıyor. İsmail Bey yanlış anlamayın. Yani size de sıyrıldınız demiyorum. Belki hani onun da başka türlü... Çok özür diliyorum. İsmail Bey temizlenmek istiyorum diyor. Yani ifade yanlış. Çocuk seninse senin, değilse değil. Evet yani bu bir kirlilik değil. Olmuş işte bir şeyler. Ne yapalım? Şimdi efendim gelelim Palo ailesine. Cuma günü biliyorsunuz istihbarat şefimizle Sakarya 6. Ağır Ceza'da duruşma salonunda bırakmıştık. Unutmamıştık aslında yani. Duruşma devam etti. Ne yapalım? Hala orada mı? He? Aldık. Bırakmadık istihbarat şefimizi. Ya şöyle bir şey oldu. Bu biliyorsunuz küçük kızın davası. Evet. Yani küçük kız nasıl öldü davası. Burada Tuncer Usluel ne diye bakayım yargılanıyor. He? Taksirle adam öldürmekten yargılanıyor. İsa Palu'ya da usulsüz gömü davası açıldı. Çünkü yine orada anneanne hani evde ispirtodan sonra öldürüldü. Daha sonra da İsa ile beraber gittiler, gömdüler, kefenledik diye bir ifade vermişti. Bu ifade üzerine açıldı. Şimdi günün açıklaması şu. Enişte diyor ki bana atılan suçlar haddinden fazla. Aslında Palu ve Tahnal ailelerinin 18'den fazla kişiyi öldürme teşebbüsleri var. Şimdi artık Tahnallara takmıştı ya. Şimdi artık Palulara da takmış durumda. Aile bir oldu hani beni dışladılar diye. 18'den fazla kişiyi öldürme teşebbüsleri var ama onlara hiçbir şey olmadı.
Ben de diyor 3 gündür açlık grevine girmiş. Ölüm orucuna girmiş. Yani yemek yemeyip ölecekmiş Tuncer. İnci duydum seni. Bence de fazla da yemek yesin diye zorlamaya da gerek var mı? Tartışmalı. İzleyelim. 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü. İçine şeytanlar girmiş diye bu kıza ispirto içirmişlerdi. Palo ailesinden kim neyle suçlanıyor? Enişte Tuncer'den açlık grevi. Artık ölüm orucuna başladın, yaşamak istemediğinin de altını çizdi. Taksirle öldürme ve usulsüz gömme suçu. 2008 yılında Kocaeli sahilinde bir otomobilin içinde yaşayan Palo ailesinin önce kızları Meryem Tahnal öldürülüp gizlice gömülmüştü. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra ise aile Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşamaya başlamıştı. Burada da enişte Tuncer Ustaeli'nin işkenceleri sonucu 6 yaşındaki Melike Tahnal ölmüştü. Gece çok çocuk ağlama sesi gelirdi. Duyardık biz. Herhalde diyorduk hasta çocuk. Bir sefer gittim evlerine, kızın elleri bağlıydı, çamaşırı bile bağlamıştı. Ondan sonra da kızı hiç görmedik, kayboldu gitti. İçine şeytanlar girmiş diye bu kıza ispirto içirmişlerdi. Ayşe Meleğin falan bazı ifadeleri var, bayağı üzerinde tepindiğini söylüyor Tunçer'in. Sanırım içindeki şeytanı çıkartmak için. Bana Harun'un da demesi aynı şekilde. İçirmişler, çocuğun karnı davul gibi olmuş, basmışlar, patlatmışlar. Kusura bakmasın, ben onlara inanmıyorum. Ailenin kimseye haber vermeden gizlice gömdüğü torunları Melike Tahnal'ın davası 11 yıl sonra Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Melike ile ilgili ilk duruşma olacak. Bu çok önemli bir duruşma. Bugünkü davanın konusuysa küçük yaşta öldürülen Melike Tahnal'ın taksirle öldürülmesi ve usulsüz şekilde gömülmesi davası Sakarya Adliyesi'nde başladı. Biz de davayı an be an takip edeceğiz. Torunum Melike, onu sen yıkamışsın, kepinlenmişsin, gömmüşsün. Bunu öldüren bu Emine'nin... Hiç kimse öldürmedi, ben bunlara verdim. O Melike döndü, yavrum teyzem yüzümü gözüm beni kurtar dercesine çocuk bana yalvarıyor. Keşke bende olsaydı da sizin elinizde bu işkenceyi görmeseydi. Keşke siz bu işkenceleri yaşatmasaydınız. Keşke zamanında alsaydınız. Şimdi, da işte böyle burada suçları... Keşke. Hangi zamanda alsaydı da mesela, çocuk ölmeseydi? Ölmeden önce alsalardı yani, keşke zamanı o. Yeniden görülmeye başlanan Meryem Tahnal davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan enişte Tuncer Ustaeli'nin taksirle öldürmeden yargılandığı davanın ilk duruşması Segbis üzerinden yapıldı. Sadece taksirle öldürme suçuyla yargılanan Tuncer Ustaeli Segbis sistemiyle davaya katılabildi. Emine Ustaeli, Hava Palu ve Ayşe Palu Segbis sistemindeki arıza nedeniyle davaya katılamadı. Tuncer Ustaeli mahkeme başkanının ve mahkeme heyetinin sorduğu sorulara tek tek cevap vermeye çalıştı. 3 gündür hiçbir şey yemediğini ve açlık grevine başladığını ileri süren enişte Tuncer, programımızda olduğu gibi mahkemede de Palu ve Tahnal ailesinin 18 cinayet teşebbüsü olduğunu savundu. Melike ve Meryem'e ulaşılmasını istiyorsalar, özellikle Ahmet Tahnal'la ilgili olarak Meryem'in parmağı vardı bu işte. Yusuf Şipşak'ın parmağı vardı. Hikmet Şahin'in de vardı. Çünkü öldürme talimatını veren Yusuf Şipşak. Damadını öldürdükten sonra bu mal varlığı vekaletle kim aldı? Hava Palu aldı. Kimin üzerine verdi? Benim üzerime bırakıldı. Ben Üsküdar'daki onu. Evin hissesini neyin karşılığında ben şimdi geri istiyorum. Meryem zaten onlarla işçi sürekli ortamla beraber bunlar. Öldürmelerinin hiçbir anlamı yok ki onların onu. Düşmanlarınızla işbirliği yapıyorsa onun ölümü bir tek sana yarar. Tanıklar İsa ve Fatih Palo'nun gelmediği duruşmada enişte Tuncer Ustaeli oyuna getirildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Bu olayın tamamıyla Palo Aliş tarafından ve Tahnallar tarafından tezgahlandığının altını çizdi. Kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. Asla ve asla hocalık işi yapmadım, ben bu olaya karışmadım dedi. Tuncer bir nuska yapıyor efendim, duvarlara önemli yerlere saklıyor. Size büyü yapmışlar bak. Bunu kim yapar? Emine gelmişti. Yusuf gelmişti. Bak size büyü yaptılar bunlar. Ay yok alakası. Bunları düşman ettiler onlara. Bazı ayetleri insan ben yazarım, böyle yaparım. İnsanın hayatını terse çeviririm diyebilen bir adam bu eniştesi bunun. Bu hocaymış. Ben de bu sayatıldı diye gittim tek başıma. Ben dedi seni tedavi edeceğim bu şırıngayla dedi. Sen çok yalancısın. Çok. Ben seni tarmayı bile tanımıyorum. Ben senin bu sıçramanı da kabul etmiyorum. Nezahat Hanım telefon attınız demiş. 2011 yılındaydı. Size büyü var. Nuska yapacağım. İğneyle beraber bunu eşinin yatağına koyacaksın. 2011 hocam. Yıllarında zaten karakolluk tamam, olayımız var. Bu kadar da yalan olmaz. Çok yalancısın. Çok yalancısın. Aynı
enjektörlerle beraber iğne yapmaya kalktığı zaman da bunlarla ben sende 3 harfler var onları çıkartmam gerekiyor dedi. Biz kimseye bir şey yapmadık ki niye iftira atıyorsun, hiç mi Allah'tan korkmuyor? Her iki kalçadan. Evet. Üçer adet iğne giriş deliği mevcut. Çocuk perişan. Yine iğne izle. Kim batırıyor o iğneleri? Müge Hanım. Bunlara soracağım Müge Hanım. Melike'yi öldürmediğini, Tahnal ailesinin çocuğu kaçırdığını iddia eden Tuncer Ustel, kayınvalidesi Havva Palun'un da bunu bildiğini ileri sürdü. İyi ki öldü. Geberdi. Bu cümlesini kullanan yine kendileri. Senin savunduğun damatın seni suçluyor şimdi. Melike'yi çıkarttın o zaman. Kim? Benim hakkımda. Kalkıp da cinayette beni suçlamaya kalkıyorsunuz orada. Sen suçlusun tabii ki. Şunu emin ol ki. Hayır. Emin ol ki. Haksız da haksız da çıkacağım. Savunmasında elindeki cinayetlere dair 11 hafıza kartını kaybettiğini ifade eden enişte Tuncer, Melike'nin ölümü sağ mı olduğunu bilmediğini söyledi. Bu Melike'ye ne kadar ispirto içildi? İspirto üzerine de sirke yok, ben öyle misin? Ben öylesine sıkıldığımdan demişimdir. Ya ben onu şey yapmıyorum. Biraz daha sen gene bir sıkıl da bir doğruyu söyle. Hiç vicdanınsızlanmıyor senin ya. Herkes ya. Hep torunların gitmiş, kızın gitmiş. Hala şimdi duymadı, bilmiyordun da şimdi söyleniyor. Melike'yi tek gören Emine'nin meydanında İsa olduğuna göre o da gayet güzel hani Melike hayatta diyebilmek için sen de şimdi saklıyorsun kendi oğlunu. Saklamıyorum. Çıkan doğruyu söylüyorum ya. Ben söylemiyorum bunu, bu dost söylüyor yani. Segbis arızası nedeniyle Palo ailesinin diğer sanıklarının savunmasını alamayan mahkeme Meryem Tahnal cinayeti davasıyla dosyaların birleştirilmesini istedi. İsa ve Fatih Palu'nun Melike'nin ölümüyle ilgilerinin olup olmadığının araştırılmasını da talep eden mahkeme duruşmayı 12 Mart 2021 tarihine erteledi. Evet, maktul Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili devam eden davanın annesi Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davayla birleştirilmesi konusunda muvaffakat istendi. Ama önemli olan burada Tuncer. Tuncer yeni bir şey daha söylemiş. Sabah Ferizli'ye giderken yani yine bu Tahnallar, Şipşaklar falan filan. Yani bunlar biliyorsunuz hep aslında öldürülen kadıncağızın dayısı, teyzesi falan yani. Hiç konuyla alakası olmayan kişiler. Orhan diye birini gördüm demiş, bir de üzerine eklemiş. Melike'yi almaya gelmişler bizim oraya. Bana ne yapacağımızı görürsün dediler. Başına bela açacağız dediler. Küfür ettiler. Ben de siz kime küfür ediyorsunuz dedim. Araya girdiler. Ayırdılar bizi. Bunlar yeni. Bunlar mahkemede söylenmiş. Birkaç saat sonra eve gelip çocuğu almışlar. Kaynanama sordum. Gelip aldılar dedi. Ben de kızdım çocuğun ya başına bir şey gelirse diye. Havva Palu bana sana ne dedi. Havva Palu Hasan Gökçe'ye telefon açıp bizim yerimizi bindirmiş. Bir de diyor ki benim diyor cinayetlerin gerçekleştirildiğine ilişkin elimde 11 tane hafıza kartı vardı. Çekyatın altındaydı. Evimize bomba attılar. Evim kullanılamaz hale geldi. Bu sırada hafıza kartlarını kaybettim. Böylece delillerim yok oldu. Evimize bomba attılar dediği de biliyorsunuz mahalleyi ve kendilerini yakmakla, tüple patlatmakla tehdit etmişlerdi. O sırada da çevik kuvvet eve girerek onları almıştı. Bomba attıkları dediği olay da bu anladığım kadarıyla. Polisler diyor ifadeyi kendi yazdılar, bana zorla imzalattılar. Ondan sonra çünkü verdiği ifadede Havva ve çocukların kefenlediğini anlatmıştı küçük kızı. Ondan sonra kolluk kuvvetleri yazıp bana zorla imzalattılar. Hepsinden davacıyım demiş Palo ailesinden ve Tahnal ailesinden. Yaşamak istemiyorum, zaten ölüm için açlık grevine çıktım. 3 gündür de yemek yemek istemiyorum ve beraatimi istiyorum. Bazıları tabii cezaevine girmek istemeyen de böyle yollar seçebiliyor. Yani burada direkt olarak işlenen bir cinayetin dışında o değil, tamamen hazırlanan, zamanla hazırlanan bir cinayete, bir ölüme itme durumu da söz konusu. Çocuk 6 yaşında. Evet. 6 yaşında çocuk. İspirto içirmişler, sonra çocuğun karnı şişmiş, üzerinde tepinmişler, anlattı hep dedi. Yaptığı işlemler... O her geçen gün biraz daha o kişiyi hayattan uzaklaştırma durumları maalesef. Neticeyi tebliğ ediyor. Yazık, bütün çoluk çocuk herkes. Ondan dolayı da işte bu gibi durumlara taksirli ölüm diyoruz hukukta. Yani kasten çekip de vurma kırma şeklinde değil, ölüme hazırlama çabaları aç için. Aç bırakarak, şiddet göstererek, bağlayarak evet. Vesaire değil mi? Evet, evet. Zaten eğer o çocuklar bu işler sağ salim çıksalardı, hepsi böyle sağlıklı olarak çıksalardı şaşacaktık. Yani hani böyle bir ortamdan nasıl çıkabilirlerdi ki zaten yani. Evet. Karma karışık 8-9 kişi İzmit'in bir köşesinde bir arabada yaşıyorlar yani, değil mi? Evet. Evet. İlk başta.
İşte bu da köyde işlenmiş bir cinayet. Vah gidene, çocuğun ne yazık ki kemiği falan da bulunmadığı için bir mezar taşı da olamadı ama neyse, biz ona zaten Fatiha'mızı okumuştuk, yine okuruz. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Bir fotoğrafı kaldı işte geriye. Yani babasını dedesi öldürüyor, annesini dayısıyla teyzesinin kocası öldürüyor. Kendisini de geri kalan diğer aile fertleri öldürüyor. Nasıl bir hayat? Hayır, şu kadar yavrudan, böyle bir yavrudan ne istiyorsun? Ne istiyorsun yani? İşte maalesef. Evet. Hadi üç attılar. Herkesten aynı şey. Kendine göre bir takım çalışmalar yani. İşte. Yazık. İşte diyoruz ya, belki hani burada biz cinayeti görüyoruz. Mesela az önceki konudaki bir işte, kimin hangi ailede doğduğunu bilmediğimiz için, yani aile şartlarının da insanları nereye sürüklediğini bilmiyoruz. Şimdi bakın, yani şu telefon siyah diyorsun. Ondan sonra diyor ki birileri, aa evet ya işte siyah diyor. Çok haklısın diyor. O aradan iki tane de çıkıyor. O siyah değil bilmem ne deyip sana küfrediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bilemeyiz, insanların ruh halleri oldukça karmaşık. Yani doğruyla, yani salt doğru, salt yanlış konusunda bile tartışmaya giren, işte bunu küfürle söylemeye çalışan, hakaret eden insanlar var ve yani bu hocamın alanına giriyor. Yapacak başka hiçbir şey yok yani. Ya bunu da, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bence hani ne diyeyim buna, artık şeyde, saçmalıkta son nokta diyeyim, hani o kadar söyleyebilirim. Bir adam karısı ondan ayrılmak istiyor diye kadın babasının evine gitmiş. Şimdi zaten biliyorsunuz bütün haberler, kadınlar boşanmak istiyor, adamlar onu öldürüyorlar. O haberlerle dolu. Babasını daha evvel kurşunlamış. Bununla ilgili o gün de davası varmış. Sonra neyse, baba kız beraber yaşıyorlar. Adam iki tane arkadaş buluyor. Sosyal hizmetlerden geliyorum diye ellerine bir kutu baklava veriyor. Baklavanın üzerine de zehir katıyor. Sonra onlar sosyal hizmetten geliyoruz diye kapıyı açıyorlar. Baklavayı ikram ediyorlar. Kayınpeder ölüp, aman zehirlenip şu an yoğun bakımda. Ve adam yani ölüm döşeğindeymiş. Bu planlanmış bir cinayet. Tabii. Hocam planlanmasından geçtim. Böyle bir plan nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Evet. Tabii evet. Ki planlı da. Ya evet. Bu nasıl bir plandır? Nasıl akla gelir? Nasıl o iki yani arkadaş da ona yardım eder? Yani baklava hazırlayacaksın, ikram edeceksin. O baklavayı da zehirleyecek hale getirileceksin. Hayati tehlike içerisinde vereceksin. Nasıl bir şey bu yani? Ya zaten öldürmek için vermiş canım. Onun canını tabii çektiği işte. İçin değil işte. Zaten, yani gizli zaten zehir koyuyor. Ya zaten kayınpederle gelin yani eşi ölsün diye vermiş. Ha. Peki verelim ara. Tamam. İki ayrı eşten 14 çocuk sahibi olan Kerem Durur, parası yüzünden ortadan kaldırılmış olabilir miydi? 74 yaşındaki Durur'la ilgili bir başka iddia ise kardeşinin eşi tarafından öldürülüp çöpe atıldığıydı. Sizi ziyarete geliyor, neyiniz oluyor? Kayınbiraderiniz, eşinizin iddiasına göre siz onu aşağı indirmek isterken elektrikler kesik, merdivenden düşerken yuvarlanıyor, ölüyor. Siz onu alıp dolaba saklıyorsunuz, sonra iki gün tutuyorsunuz, kokuyu eşiniz fark edince onu çöp torbasına, çöp çuvalının içine koyarak konteynerin yerine bırakıyorsunuz ve çöp arabası da gelip onu alıp götürüyor. Kerem Durur'un evlerine sadece iki defa geldiğini savunan eski yenge iddiaları iftira olarak nitelendirdi. Sizin eşiniz çöp arabası şoförü müydü o sıra? Evet, belediyenin çöpünü taşıyordu. Bak. Ve birlikte gidiyorduk. Haberiniz yok. Zaten Antalya'ya geldikten sonra işe başladık yani biz. Beni de götürüyordu. Anlatılan hikaye şu. Sen öldürmüşsün. Sonrasında ya, da sen... Ya öyle bir şey yok ki, kurban olduğum. Ben tamam. Nasıl kıyayım abime? Zaten tamam. Yalanız gelmişliği yoktu. Onu soracağım. Ben sana inandığım için onu sormuyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki sizin evde birisi öldürülmüş olsa, bir ceset olsa. Aha. Tamam mı? Bu arabaya bırakılıp, arabayla da tıra atılıp bırakılma ihtimali var mı? Var. Yani istense yapılır mıydı? Yapılabilinirdi. Polise verdiği "karım abim öldürüp dolaba sakladı" ifadesiyle kafaları karıştıran Medeni Durur da yayınımıza bağlandı ve eski eşiyle ilgili bu sözlerine açıklık getirdi. Kesinlikle öyle bir olay yoktur. Ben sadece bu yakalansın diye karakola gittim. Dediler ki bulamazdık. Benim de arabam falan onun üstündeydi. Biraz da para götürdü. Ben de bu iftirayı attım yakalansın diye. Kaybolmasının ardından abini hiç aramadığı ileri sürülen Medeni Durur'un da sürekli çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi. Valla beyefendi, karım abimi öldürdü, çöp çölerde aldı, arabaya attı diyen sizsiniz. Ben kafamdan uydurmuyorum. Yani siz
bunları anlatıyorsunuz. Bunları anlatırken o zaman madem çöp işiyle uğraşıyorsunuz, o zaman çöp konteynerini yanına bıraktı, kucakladılar, götürdüler de dememeliydiniz. Ben bunun böyle bir cinayetle, böyle şeyle olacağını olsak kesinlikle bu lafını da etmezdim bu işin. Orada bütün aile duruyor. Benim abim yalnız tek başına benim evime gelebilir miydi, onu bir soralım. Benim abim sık sık benim evime gelir, eşim de onun karnını doyurur diyen sizsiniz. Hayır. Siz bize niye soruyorsunuz evet, ki? Bunu, tamam bunu söyleyen sizsiniz beyefendi, bana niye soruyorsunuz? Ablam. Medeni Bey. Evet. Madem böyle bir olay yaşanmadı, böyle bir hayal gücünü nasıl kurdunuz? Eşimin yakalanması için efendim. Kerem Bey'in çocuklarından biri sanırım İhsan sizinle konuşuyor. Siz ona da aynı şeyi anlatıyorsunuz. Medeni amcam böyle bir ifade verdiğini doğruladı. Doğrudur dedi, yapmıştır dedi, ben de gittim söyledim dedi. Böyle bir şey var diyor, ben diyor söyledim diyor, ifademi verdim diyor. Ne olacaksa da olsun diyor artık diyor bu saatten sonra diyor. Bunlar hepsi yalan, iftira. İhsan, o ölen çocuk ve İhsan bütün ailesi diyor ki benim babam bizim evin önünde pozitif çukuru var. Annemden Adem yaptı, oraya attı. Kimler öyle düşünüyorsunuz? Adem'le annenin öldürüp pozitif çukuruna attığını? Ablam, bütün çocukları söylüyordu. Şimdi ben kimseye iftira atmak istemiyorum. Bu adam ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ölmüş ben eşime böyle yani bir iftira attım. Ama benim eşimin boyu bir metre yok. Kerem abim 90 kilo gelirdi. Nasıl şu ana koydu da götürdü? Öldürülüp öldürülmediği aradan geçen 5 yıla rağmen anlaşılamayan Kerem Durur'un kaybından çok kısa bir süre sonra mevlid töreni düzenlendiği anlaşıldı. Şimdi ben bir şey sormuştum sana geldi. Dedim ki sen bu adam kaybolduktan sonra neden arkasından mevlid okuttun? Sen dedin ki hayır okutmadım. Okumadım. Ama sen biliyor musun Songül'cüm onu? Sen benim için çok önemli. Songül sen anlatır Kerem mısın için lütfen? Ben de oradaydım. He. Mevlid okuttu. Tamam. Artık ne için okuttu onu bilemem. Tamam. Ama Mevlid okuttu. Mevlid değil. Ne zaman kaybolduktan? Abim kaybolduktan sonra. Ne zaman okuttu? Bir dakika. Kaybolduktan ne kadar zaman sonra? Evet, siz bana herhalde 15-20 gün sonra okuttu. 20 gün sonra okuttu. Kaybolduktan 20 gün sonra. Hatta herkes dedi ki bu Kerem'in Mevlid'i mi dediler. He. Ben da beni mutfağa soktu, tavuğu da bana tripletti. Yani doğru, beraber doğru hazırladık. Bana da yani bir de tavuk pilav da ikram ettiniz evet, gelen. Evet. Zaten veriyorum, her zaman veriyorum, herkes biliyor. Şimdi senin kocan kaybolmuş, 20 gün geçmiş. Evde milleti toplayıp da tavuklu pilavlı mevlüt okutmanın anlamı nedir? O dönemki eltisi Resime Dönmez'in düzenlediği mevlüt törenine yardım ettiğini anlatan Songül Hanım'ın ağzından çıkan cümleler hayli şaşkınlık vericiydi. Sen orada konuşulan olmamış mı? Mevlüt'tü ya. Hayır, Kerem'in arkasından Mevlüt'ün de okutuldu diye. Yok, onu ben duymadım. Az önce söyledi. Hayır, Kerem'in arkasından demedim. Bek, Kerem abi öldükten sonra dedim. 15-20 gün sonra Mevlüt okutuldu dedim. Bak öldükten tavuklu sonra diyorsun. Tavuklu pilav dedim. Tabii öldükten sonra. Tamam da öldüğünü nereden biliyorsun kardeşim? Sağ. Ya bunlar öyle diyor zaten. Öldü Kerem dediler. Ya belki adam çıktı geldi. Niye adama öldü ama diyorsunuz 20 ya? Bin, hayır dakika canım. Tamam. Niye? Şey, Medeni bile dedi. Dedi kesin dedi. Veysel çıktı hapisten. 4-5 gün sonra abim kayıp oldu ortadan. Bu dedi o öldü dedi. Hani şey akranda kanlılarınız varmış hayır, ya bunları. Vermedik. Hayır. Aile içinde yaşanan bir tartışmadan dolayı öldürülmüş olabileceği ileri sürülen 14 çocuk babası adam evlerinin önündeki foseptik çukuruna atılmış olabilir miydi? Ne şanssa Allah'ın bir hikmeti, her taraf bina yapılmış ama devlet korumasında o kuyu bir kere müracaat ettik ya. O kuyu hala yerinde duruyor. Evlerin arasında mı duruyor? Evlerin evet arasında, ortada duruyor. Bu evde mi yaşıyordunuz? Evet. Üste esmer, altta evet resime. Evet. Burada da bak, beton kuyu var. Var ya, yani burada da öldürülüp buraya atılması muhtemel. Efendim şimdi bugün stüdyomuzda işte amca Medeni'nin suçladığı yenge Songül Hanım aramızda. Bolat Bey ile Resime Hanım burada. Burada üç kardeş, resmi eşten olan üç kardeş. Adem'i zaten tanıyorsunuz. O da Resime Hanım'ın oğlu. Yani Kuma'dan olan oğlu. Bursa Gemlik'te Bahsi Geçer amca Medeni Bey canlı bağlantıda. Antalya Kepez'de de Kerem Durur'un torunu Osman Durur var. Yani aslında bütün aile fertleri neredeyse aynen stüdyomuzda toplanmış olduk. Artık bugün kim aynen ne anlatacaksa anlatsın, kibarca anlatsın. Halil Bey yeni geldi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Halil Bey siz de canım diğer yani Resime Hanım'ın kızı tarafından suçlanan kişiyim. Abisiniz değil mi? Suçlanan kişiyim. Sizin evet öldürdüğünüzü söylemişti diğer evet kız kardeşiniz de. Evet. Siz o gün evde miydiniz? O gün evdeydim. O gün evdeydiniz. Ya evet. O gün evde kimler vardı? Herkes vardı. Benim kız kardeşlerim yoktu. Ben şunu başta izah edeyim. Ben herkes kesin vardı derken? Herkes vardı yani. Kardeşlerim geneli oradaydı yani zaten. Ama halen genelden benim oğlum şu an sizin ekibinizle mücadele ediyor. Büyük olan benim büyük oğlum. Osman da sizin oğlunuz. Osman Nur benim büyük oğlum. Şu an bile
Oğlum sizin ekibinizle mücadele edip her tarafa koşturan bir insan. Ve 3-4 gün gittim. Dedi ki baba da senin gelmene gerek yok. Hı hı. Ben dedi gerekeni yapıyorum dedi. Tamam oğlum dedim. Ben çekildim kendi işime gittim. Şimdi benim anlam veremediğim bir şey var. Benim kız kardeşlerim, yani resmeden olan artık benim kız kardeşlerim demeyeyim de. Niye canım resmi... kız kardeşlerim? Hayır değil. Yani beni suçlayan bir kişi benim kız kardeşim kanımdan olamaz. Sorun benim babamsa, benim babamın bir mevzusu var değil mi? Arıyoruz bunu değil mi? Biz bu şahsı arıyorsak neden annelerini korumaya çalışıyorlar? Var mı bildikleri bunlar acaba? Ben bunu merak ediyorum. Ben babamın ayağı kırıldığında ilk koşan benim. Babamı özel hastaneye tedavi ediyorum. Annelerini korumaya mı çalıştıklarını annelerini korumaya çalışıyorlar muhtemelen. Ne var ki Müge Hanım burada? Babamı ilk ayağı kırıldığında hastaneye götürüp özel hastaneye tedavi ettiren benim. Babam kaza yaptığında koşan benim. Kimse yok. İyi dinleyin Müge Hanım. Benim kardeşim kaza yaptı, motorla paramparça oldu. Koşan benim. İşte yüzüm işte yüzü. Bunları yapan benim. Benim kardeşim yoğun bakımda yattı, vefat edin oğlu. Yoğun bakımda ben telefon açtım. 3 gün kardeşimin başında bekledim ben. Yoğun bakım ünitesinde çocuk bağlı. Ben bunu aradım. Resime dönmezdi. Aradım dedim ki ya dedim böyle böyle dedim. Sen oğlun yoğun bakımda. Dedi biz Afyon'dayız. Bizim işimiz var dedi. Oğluna sahip çıkmayan bir kişi bu. Öyle mi? İşte yüzüm işte yüzü. Yalan hiç hal gelmemiş. Hepsi yalan söylüyorsan doğru konuş. Biz sen doğru söylüyorsun. Sadece Yüksel oldu. Seni aradım da 3 gün Afyon'da değil miydin? Yalan. 3 günde Afyon'da sen değil miydin? Sen içki içindeydin. Hiç sen kimse bakamadın. Telefon konuşmalarına, dinine, imanına, ümreye gitmişsiniz. Allah'ı kandıramazsınız. Kaptan milletin içine beni, ailemi, kardeşlerimi rencide edemezsiniz. Sen kaç tane baban ben aklını toplamış bir kez alkol para aldım babamdan. Alkol içiyorsan sizin paranıza mı içiyorsun? Hal yalan söyleme. Sen Özgür yalan söyleme. Sen ben yalan şey söylemiyorum. Benim konuşma 3 gün sonra sen oğlunu arıyorsun. 3 gün sonra Afyon'dan çıkıp geliyorsun. Bir dakika konuşma. Ama söz hakkı ver bana. Ama başka bir mevzu çocuğuyla ilgili. Özür diliyorum. Benim oğlum da benim oğlum. Senin oğlun 3 günde neredeydin ben yoğun bağında başta bekliyorum. Sen oğlunu sokağa atıp karşı sokağa atıp peşinde sen. Hadi beni konuşturma burada. Anne abi sen beni sorma geldin. Abi sizin abiniz. Sen içki içki para bende içki para içki. Anne sus. Sen ne de karın ya da kızarın. Anne sus. Ne bana babalık yapacaksın? Terbiyesiz yaşından utanmıyor mu? Sen işte hani yalan babanız, yapma. Siz de doğru, babanıza... Her şey doğru çıkacak. Zaten hani evlat olarak yapmanız gerekirdi. Tabii ki ayağı kırıldı. Hiçbir şey yapmamışsınız. Fakat ben konuşmalardan şunu anlıyorum ki... Daha sonra babanız hani evini arayıp resmi alanında beraber yaşamaya başladıktan sonra... Sen 3 ay sen evde söylesen ben de kaldım. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki yani bütün parasını pulunu resmeden olan çocuklarına yediriyordu. Evet. Ve bize bakmadı. Evet. Yani aslında evet. Sizin de babaya karşı bir kininiz oluşmuş ister istemez. Bunu kabul edin. Kabul ediyoruz. Heh. Nasıl kabul ediyoruz? Çünkü bizim babamız resime dönmez yeni dedi babamı. Başka bir şey demedi. Para peşindeysin sen. Resime dön. Parayı ne yapacaksın? Para senin bizi bu yaşa yiyorsun. Sen mi? Bir dakika kızım. Bizi bu yaşa sen mi getirdin? Senin paranı mı getirdin? Karnımı sen mi doyurdun? Ben seni büyüttüm. Sen evde konu 3 ayda senin bakımda ben yatırdım. Ben. Ya konumuz sen bu yaşa sen mi getirdin? Ben size baktım. Ben büyüttüm. Konumuz o değil. Konumuz babamızı kullandım. Hanım özür dilerim. Bir dakika dur ben konuşayım. Şimdi şöyle başlayabilir miyiz? Ahmet rica edebilir miyim? Şuraya bir aslında niye oraya yazalım? Her şeyi alalım. Bugün evde kim vardı? Bir kere bak onu bir konuşalım bir. Şirketler. Çünkü bir de bir foseptik çukurundan bahsediyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim size. Bir de burada amca var. Yani amcanın da bence açıklamaları son derece önemli. Evet. İşte okunan bir mevlüt mü, kırk yasin mi desek? Ben böyle verdim. Bir... Her zaman veriyorum. Allah için ben bu adamı çıkart ortağa. Allah'ım eyle dedim. Herkes veriyor. Ha, o yüzden mevlüt, verdim. Mevlüt ayıp değil, mevlüt değil. Yasin ayıp değil. Gir o geçen gün ben buradan kızlarım vermiş. O çıkmayacağını sen tahmin ediyorsun. Dur dur. Onun için Allah'a dua ediyorsun. Çıkmayacağını ben sen Allah'a biliyorsun. Ben Allah'a dua ediyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Benim suçum olsa ben burada olmaz. Ben şimdi olmaz. Söyleyeceğim Müge Hanım. Özür diliyorum da. Burada olmaz. Ama bak çıkacağım. Ben size bunu sordum. Siz bana şöyle demediniz şimdi söylediğinizde. Size de birileri bence bu aklı veriyor. Evet. Şimdi biz 2 haftadır buradayız. Ben size en başta dedim ki bu adam gittikten sonra evde Afam bir mevlüt okutulmuş. Bacım, hayır dediniz bana. Ne? Sonra hayır okutulmadı dediniz. Sonra mevlüt Songül Hanım geldi. Şimdi de diyorsunuz ki Allah'ım kocamı bul diye. Her zaman evet. Diyorum her zaman yine söylüyorum. Arkadaşlar bak şunu kabul eder misiniz lütfen?
Yani vicdanınıza sesleniyorum. Vicdanım kesenin benim vicdanım. Siz bu adam kaybolduktan sonra kayboldu dememişsiniz. Öldü demişsiniz. Umudunu evet, kestiler Müge abla. Sahti ben verdim. Ama bak 20 gün içinde evet, öldü demişsiniz. Niye yani, ölüyor? Umudunu kestiler biliyorlar demek ki Müge abla. Niye? Belki oradan bir otobüse atladı. Aklını da yitirdi. Gitti mesela atıyorum Kars'a. Evet. Orada da sosyal hizmetler kimliğini bulamadı, sosyal hizmetlere yazdırdı. Şimdi yatırdı. Derim daha 20 gün olmuş ceset evet, bulunmadan. Demek ki işler öldü demek garanti, ne demek? Garanti yapacak demek. Ben bugün geldiğimiz noktada şunu şöyle söyleyebiliyorum. Çünkü sosyal hizmetlere sordum. İşte bütün ülkeyi gösterdim. Fotoğrafını gördüler. Eşine, dostuna bilmem ne. Siz evet, nasıl 20 gün içinde hemen bu adam öldü deyip Mevlüt'ünü okuyorsunuz. Adam her sağlık. Ya sen zaten hiç konuşma. Sen gidip başka adama varmışsın öldü Müge diye. Müge ben elbiseleri... demiyorum. Hela demiyorum. Elbisesi hepsi orada. O geçen 3 gün önce benim oğlum vermiş. Elbisesi hepsi evde bıraktım. O sana söylüyorum. Geçen gün vermişler. Ölmedim demiyorum. Her gün bekliyorum. Nereye gideceğim, kimi götüreyim, bu adam buraya çıktı ve bu Kerem diyeceğim. Her zaman bekliyorum, inşallah ortaya çıkacak diyorum. Adam nereden, hani kimliğe önüm, gerek ne yok ki insan olsa... Hele sahtin, belki sahtin. Kim bilir? Bakın, şimdi az sonra izleteceğim röportajlarda göreceksiniz. Ben belki daha fazla sizlerden önce izlediğim için bunları söyleyebiliyorum. Şimdi caminin oradan kayboldu diyorsunuz. Sonra kooperatif başkanı diyorsun. Mesela yani 14 tane evlat, erkek çocuk ya da damat... Ya da amca ya da yenge. Abi gidip de oradaki dükkanların bir kapısını çalıp da kooperatif başkanına gidip de sizin bir WhatsApp grubunuz var mı? Yeni olay bu. Bu 30 senelik olay değil ki. Bir WhatsApp grubunuz kamera var mı? Diye bir şey var, bir şey var mı? Gidelim de babamı bir soralım. Bir yere girmiş olabilir mi falan diye. Kimse sormamış Allah için ya. Hiç kim. Bir sorun ben bilmiyorum. Tahta kale önünde adam çıkmış. Ben arkada gittim. Tamam da ben de başka bir şey söylüyorum. O tahta kale dediğin yer esnaf uçak esnaf. Orası kooperatif böyle esnaf var. Ya hepsini gidip de niye kapıları çalıp da gidip de kooperatif başkanına ya babamız buradan kaybolmuş. Yanılıyor muyum? Doğru, ya bir gidin de bu dükkan sahiplerinin sizde cep telefonu vardır. Bir toplu mesaj atalım. Kaybolmuştur. Fotoğrafını da verelim. O gün gören var mı diye bir Allah'ın kulu sormaz Allah'ın mı ya? Allah'ın işi telefon yok, kimlik yok ama senetler var. Ya aklı dengesi olmayan ya, bir adam cebde senedi. Ne işi var? Çok enteresan. Ha? Evet, bu da çok enteresan. Yani. Şimdi ben önce amcaya dönmek istiyorum. Medeni Bey. Günaydın. Ana çarsın. Çartacak merak etme. Medeni Bey. Alo. Günaydın. Öncelikle günaydın. Siz de hattayken günaydın. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? O gün evde kim vardı? Bu adam kaybolduğu gün evde kim vardı? Adem'i biliyorum. Değil mi? O gün neden gelmemiş ki? Halil'i biliyorum. Evet. Halil evdesin. Evet. İşte geliyorum. Ben sizi diyorum bir saniye durun. Sesini beyefendi daha iyi duysun. Başka kim vardı erkeklerden evde? Yüksel vardı. Ha? Yüksel. Yüksel. Evet. Evet. İşte miydiler? Başka? İhsan Veysel. He? İhsan Veysel. İhsan. Veysel. Sıra sen çalışmıyor musunuz? Aynen aynen ben biliyorum. Veysel. Evet. Osman. He? Osman. Evet. Samet. He? Anne Yusuf var mıydı o gün orada? Tamam. Anne. Resmi aldın bak oğlum anne kopmuş. Soruyor. Yusuf ha? Var mıydı diyor Yusuf. O gün kayboldu Kerem. O gün kayboldu. Ha. O gün bilmiyorum ya. Ben o içeride... Yusuf var mı? Meden 4-5 gün sonra gelmiş. Meden duymamış. Samet durur, Yusuf durur. Hepsi var benim çocuklarım. Çocuklar hepsi benim çocuklarım hepsi ben orada. Dedeleri. Yani sonuçta aradılar yani. Bir dakika. Osman, Samet, Yusuf torun mu? Evet. Benim çocuklarım. Benim bunlar torun. Evet. Bunlar da çocuklar. Adem, Halil, Yüksel, İhsan, Veysel. Evet. Hepiniz evdeydiniz. Evet. O gün çalışmıyor muydu kimse? Çalışıyordu. Akşamın evdeydik abla. Bak şimdi ben sabah çıktınız evden. Evet ben şimdi o zamanlar çalışmıyordum. Şimdi aynı evde oturan sen varsa. Evet. Sen görmüyorsun sabah annenle babanı evet, çıktığın evden. Sen öğlen gördüğünü söylüyorsun. Evet. Tek gören de sensin. Evet. Yani bunun altını çizmem lazım. Halil, Yüksel, İhsan ve sen. Hepsi siz... çalışıyorlar. He? Hepsi çalışıyorlar da İhsan da o sabah çıkıyor orada. Kocaeli'den yeni, çalışıyor yeni ya. Yeni işten gelmiş o da. 3 ay çalışmış o sabah yolcu, ya, o akşam yolcuydu. Sabah babam kayboldu. Sabah İhsan gelmişti. Bu sabah geliyor. Evet. Evet. Yol yani bir yol. Ayağında kelepçeli olan vardı. Veysel. Veysel. O çalışıyordu ama herhalde. Veysel ayağı kelepçeli diye evden çıkabiliyor mu? Çıkamıyor mu? Gündüz çıkabiliyordu. Tamam. Bunu bir bakalım kelepçesi ne durumda. He? Ayağı kelepçeli olan çıkamaz ki. Çıkıyor. Hocam izin verebiliyorlar hani şuraya, kelepçe şuradan bitmişti, şuraya bitmişti, diye ya. O zaman kelepçe bitmişti. Hayır hocam şöyle bir şey var. O gündüz vakti saat 7'den akşam 10'a kadar çıkabiliyor. Normal sigortalı iş bulursa çalışabiliyor ama sigortalı iş bulamazsa devlete dair çalışıyor. Günde 2 saat.
O zaman kelepçe bitmiş. Kelepçeli onlar öyledir. Tamam. Peki yüksel. Halil Bey siz çalışıyor muydunuz? Ben çalışıyorum. Ben benim işim sabit değil yani. Ben her istediğim zaman gidip gelebiliyorum ben. O yüzden siz de sabah evde misiniz değil misiniz bilmiyoruz. Yüksel. O çalışıyor. Yüksel abi çalışıyor. Evi de ayrıydı yani. Evi ayrıydı ama çalışıyordu. Ya şimdi bir dakika. Evi ayrı mı onun? Evet. Evet komşusu evet. İki sokak arka tarafımızda oturuyor. Yani bu evde yani, değil yani. Yok değildi. Evi akşamına ayrı. Akşamına geldi. Peki o zaman bir gece evvel şüpheleniyorsunuz yani aslında bir gece evvel öldürülmüş olabilir. Yani sabah hiç çıkmamış diye de düşünenler evet, var ya. Evet. O zaman bir gece evvel evde olanlar bir kere İhsan yok. Veysel evde. Adem evde. Üç torunla Adem evde. Sizin eviniz ayrı mı bir mi? Torunlar da ayrı. Onlar da uzak. Tek Adem. Hepimiz ayrıyız yani. Siz ayrı evde misiniz? Ayrı. Herkes ayrı evet. Bak Müge Hanım resime dururlar duran İhsan, Yüksel, İhsan, Adem, Veysel. Yani o üçü bir evde kalıyor. Diğerleri hepsinin evi ayrı. İhsan, Adem ve Veysel. Bir evde kalıyor. Hani resme dönmez de aynı evde kalıyorlar. Diğerleri hepsi evleri ayrı yani. Ve Resim Hanım. Evet. Ama İhsan evde yoktu. Koca evde yoktu. Sabah yeni gelmiş. Ya evleri ha? Aynı. Yani. İhsan o akşam evde yoktu. Sabah geldi. Aynen evet. Öyle. Anladım. Ya yani Adem, Veysel, Resim Hanım aynı evler. Başka aynen. Kimse. Aynen. Peki Esmer Hanım da kimler oturuyor? Geliniyle oturuyordu. Erkek yok. Yok erkek yok. Anladım. İyi Adem ve Veysel. Zaten İnkar Adem burada. Veysel nerede? Orada rahmetli oldu abla. Veysel de vefat. Tamam. Medeni Bey. Şimdi ben size demek istiyorum. Biraz sağ tarafı. Medeni Bey. Siz kardeşiniz kaybolduktan sonra eşinizi suçlamışsınız. Ama dün bambaşka şeyler anlattınız. Pardon. Cuma günü. Siz şimdi kimden şüpheleniyorsunuz? Hani kardeşiniz kaybolduk. Bunca zaman geçti. Abla benim şimdi kardeşim kayıp olduğunda buraya benim geçelim. Haberim yoktu. Ben evdeydim. Songül Adıyaman'da değişim. Bak resime Songül'ü arıyor benimle konuşmazlardı. Çünkü bizim bir abimin yüzünde bir tartışmamız oldu. Beni evde kovdular. Konuşmuyordum gidip gelmiyordum. Songül beni aradı dedi ki Medeni haberin var mı? Abin kaybolmuş. Bu nasıl iş dedim. Osman Şahit Halil'in oğlu. Ben bunu aradım. Dedim Osman böyle bir olay var. Ya amca dedi arabamız yok. Gel bize bir yardımcı ol. Bunun afişlerini asalım. Tamam ben oraları gittim. Dinledim. Osman yok şimdi Medeni Bey aynı şeyi tekrarlayınca tekrarlamanın Adem bir anlamı yanında. Yok. Ben bunları dinledik. Bir hepimiz dakika, dinledik. Bir hepimiz dakika, anlattınız. Dakika, anlattınız. Aynı kere. Kendimi ifade edeyim. Anlattın bunu cuma günü. Ben başka bir şey soruyorum. Bunları anlattım biliyorum. Şu geldiğimiz tamam, noktada. Anlattım. Şu geldiğimiz noktada. Sen şüphelendiğin biri var mı? O zaman kapatayım gideyim ablam. Ay istiyorsan da git. Ben aynı şeyi 50 kere dinlemem. Ben bir kere dinleyince anlıyorum. Kardeşim anlattım bunu. Özetle de izledik. Ben başka bir şey soruyorum. Diyorum ki eşinden şikayet etmiştin. Bugün geldiğimiz noktada şüphelendiğin biri var mı? Evet. Kim? Ona oraya gel. Vakit geçiyor. Benim şüphelendiğim ablam. Benim şüphelendiğim. Resime Adem'dir o evde. Çıkmadı o adam diyoruz ya. Ha o çıkmadı diye düşünüyor evden. Kendi oğlu söyledi ağzın mı? Doğru. Kim söyledi? Oğlu söyledi. Halil orada Halil'in yanında söyledi abla. Rahmetli kardeşim söylemiş abi amcama. Ha? İlla her şeyi açıklayayım mı? Biz Halil'in evinde oturuyorduk. Ha. Ben sordum dedim oğlum bu baba nerede? Bu bir sene oldu. Bu hayırdır nerede? Güldü. Güldü baba dedi. Adem'e dedi ev alıyorlar. Adem'e dedi cezaevinde hiçbirini iki etmiyorlar. Vay. Ev döşüyorlar. Çıkınca evlendirecekler. Ne varsa Adem'le annemin arasında dedi. Kim söyledi bunu? Rahmetli bunu bana kardeşim. Söyledi. Kendi rahmetli olan. Söyledi. Evet, evet rahmetli olan kardeşim. Ulan bari örülünün arkasında yalanlama be. Ölüdür ya yalan atarsın. Ben burada canlı canlı duruyorum. Niye ölünün arkasından konuşuyorsun? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Abla var. Siz günahı. Sen böyle senin. Siz günahı biliyor musunuz? Senin annenin bir geçmişine bak bakayım. Kapatın Müge abla. Şimdi kapat bir dakika. Şunu, kavga kapat. Ettiğimiz zaman eğer birbirimize... Geçmişim ortalıkta. Tamam. Ben iyiydim. Hayat benim hatta. Ben evlendim.
Benim kablom... Kimsenin geçmişini dinlemek istemiyoruz. Biz şimdi Kerem Bey'i konuşuyoruz. Benim sakım yok. Şıkır ya şıkır biz babamıza... Razime! Razime! Bu Müge Anlı... Ne el attıysa hepsini, hepsini meydana çıkarttı. He oğlum. İnşallah. Doğru. Geliyor valla. Valla ben yok, önce herkes kalildir, yok medenidir. Ben yok önce Allah'a sığındım sonra ya, sana Müge abla. Ben seni ya ben buraya geldim seni konağa hiç açmadım kimse söylemedim. Ben bilmiyordum çünkü. Ben bilmiyordum çünkü. Sen adam ölmeden gitti 40 mevlidini okutturdun. Elbisesini bir attın sonra. Okutturum, okutturum. Allah için okutturum. Allah bir o kadını bulun ya. O kadını bir bulun. Sensin sen. Sensin bellidir bak bellidir. Burada doğru söylüyor. Evet. Songül orada. Geldi dedi güldü dedi. Ya abin ölmüş mü 40 mevlidini çıkarttı. Ha. Dedim ben ölmüş mü dedim ya herkes ölmüş dedim ya. Kırkını çıkarttı dedi bana ben güldüm ne nasıl bir iş dedim ya. Doğru söylüyor ama burada. Herkes okunmaz. Ben Allah için her zaman veriyorum Allah orada için. Orada Songül orada. Ben yemin ettim kusur korkma çıksa ben kurban keseceğim ben vereceğim. Ya sen Allah'ı biliyor musun sen Allah'ı bilirsen çocuğu doğru çocuğu mezara koymasın ya. Bir şey söyleyeceğim siz doğurduğunuz çocuğu diri diri mezara mı koydunuz? Bir dakika bir dakika bir şey daha söyleyeyim Müge Hanım. Allah aşkına çıksın ya. Müge Hanım. He, kimin çocuğu? Müge Hanım. Bilmiyorum. Geçmişler pek parlak değil. Geçmişlerde biz yok. Bir dakika. Kendi abimden gayrimesul doğurduğu çocuğu diri diri mezara koydu ya. Oğlan çocuğu. Hangi çocuk hangi? Kimin çocuk? Halil orada. Halil orada. Ya amca bizim konumuz ya, bu değil. Amca konumuz bu bizim değil. Bizim konumuz değil. Amca. Gömmediniz mi? Sen babamı amca, ne zaman gördün? Bırakalım. Babamı ne zaman gördün? Biz babana da bakın. Geçmişe söylesinler. Babamın hakkında konuştu. Resmenin durun, geçmişi. Durun bir dakika. Bir dakika durun arkadaş. Bir de. O solmaz. Ne zaman? Solmaz benim evime gelmiş de kadın görmüş. Solmaz şu anda öyle görünüyor. Onun kimliği nerede? O gelen Mürvet kimdi? Sen kimi kime kocağı verdiler? Nasıl? Vallahi artık ben ben onlara karşı o bulandırıcı bir şey. Ona bastık alıyordu. Boşanmadan ona veriyor. Ondan onu alıyor. Resmenin oyunlarını meydana çıkarın. Oyunun yolu sonuna geldi Resmen. Nasıl solmaz? Bir dakika. Medeni Bey solmaz nasıl kimlikte öyle gözüküyor? Kimlik değiştirdiğini iddia ediyor da. Ablam. Efendim. Solmaz benim evime gel. Halil anlatsın. Halil anlatsın. Ya anlatacak bir şey ne var amca? Boş Solmaz ver, gelmiş olabilir. Konu babamız. Ya, yani konuyu saptırmayalım. Zamanımız yok. Zamanımız yok. O bunu yaptı demeyelim. Bu bunu yaptı demeyelim. Ya niye aile konularını meydana çıkarıyoruz? Dava babamız. Biz burada babamızı arıyoruz. Sen kız çocukları kimliklerini mi değiştirdin? Dava babanız da bu kadının... Bu kadının oyunlarını çıkarsın. Ya oyun çıkarsın. O oyunlar geçmişte kaldı. Şimdi ya, biz buradayız. Ama bak şuna bu ana bak, bakalım. Ama bak şu önemli. Mesela en son işlediğimiz cinayette babasını vurduğu ortaya çıkınca ben mesela demiştim ki insan kardeşine bir şey yapmaz. Ama daha sonra babasını da vurduğunu öğrenince bütün fikrim değişmişti Bünyamin Bey ile ilgili. Yani hani kız kardeşine insan yapamaz bir şey diye düşünüyorsun. Hayır, sonra bir bakıyorsun. Geçmişteki davranışlar. Geçmişte de babası da böyle yapmış. İleride tekrarlayabilir yani. Değil mi hocam? Peki ne oldu şimdi? Sen kızlarının kimlikleriyle mi, kimliklerini mi değiştirdiniz? Benim kızlarım ortada. Tane kızı, üç tane oğlum. Hepsi belli. Ben, benim okumam yok, bir şeyim yok. Üstümde 4 tane kızım var üstümde. Bir kızım, bir oğlum. Okumam üstünde kaydı. Ne? Her şey ortada. Parmaları alsın Müge abla. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. Medeni Bey de adliyken. Şimdi Medeni Bey iddia şu. Medeni Bey kaybolduktan sonra aile fertlerinden bir kısmı Medeni Bey'in evine işte ziyarete gidiyor. Ondan sonra içeri alınmadık. Adem sen de vardın değil mi? Evet. Eve gidiyordun. Yok şeyin altından bakıyorlar falan. O sırada içeride olan sen miydin? Evet bendim. Sendin içeride evet. Olan. Fakat bunu Medeni Bey'e sorduklarında Medeni Bey şunu söylemiş. Demiş ki hani niye saklıyorsun o zaman? Yani Songül yenge bildiğimiz yenge yani içeride diyebilirsin. O da demiş ki resime bana Suriyeli bir kadın ayarlayacaktı. Doğru.
Eğer çocukları eğer çocukları Songül evde görürse resime de bana o Suriyeli kadını ayarlamaktan vazgeçer diye sakladım. Yemin ederim benim vicdanım, imanım bana yalan. Medeni söyledi. Bana restu şey dedi. İyi de dur resmeye soralım bakalım ayarlamış. Medeni bana telefon açmış. Çocuğa gitmiş. Dede yenge. Abim kayboldu dedim ya 4-5 gün sen ne dedi abim yenge ben duymadım. Samet Yusuf adam bana söylemişler. Ele dedi. Dedi Songül yarın ilk uçağa gelecek. Songül ya da adem var. Ha burada. Tamam bu yalanları söylemesinin nedeni şuymuş. Sen ona Suriyeli bir kadın ayarlı yapmışsın. Ya. Ay yeni duydum. Bana medeni söyledi. Kendini aradım. Söyledim dedim. Abi yenge utanmadın mı dedim. Ben öldüm mü ki dedim. Kocama dedim avrat arıyorsun dedim. Ben ne dedim? Suriyeli ayarlayacaktım. Sen hiç dönmedin. O dedi ki yalan söylüyor dedi. Dur. Baktım biz ha sonra bu açmış. Ama bana medeni söyledi. Abim kaldı dedi. Songül nerede ben evdeyim. Hele hele demeden dedi. Yarın gelecek. Ya bu Suriyeli Muriyeli lafı sonradandı. Sana adım kaybolduğunda ben Adıyaman'daydım. Songül. Ben aradım söyledim bu adama. Çünkü beni bu aradı. Hatta kaçmamda da kendi yardım etti. Kurban Songül, oldu. Senin dinine imanı bana ucudan yakın. Hayır dedim, sen yardım ettin sana demedim. Zor gittiler. Bir yazma içinde var. Bir sizin evde bir kadın sen de hayır benim. Her zaman var salonda yazmam. Sen dedin hayır benim dedin. Dedim eve gelmedi. Ya bu sonradan oldu, sonradan oldu. Medeni bir kadın mersine geldin mi? O zaman Adıyaman'a tamam, uçakla mı geldin? Uçakla mı geldin? Hayır canım, benim babam aradı ki o zaman oğlum dedi, aha gönderiyorum dedi. Dedi ki benim avradımı yolla tamam, dedi. Adıyaman'da baba, Antalya kaç saat sürüyor? Gelecek kadın diyor evde dedi. Adıyaman'da? Valla sabaha karşı 5'te indim ben. Ya evde değil, sabaha karşı 5'te indim ben. 11 saat falan sürüyor Müge abla. Değil mi? Evet, evde. Bayağı sürüyor. 10-11 saat sürüyor. Tamam, tamam. Evdeymiş de. Medeni Bey, yani bunu söylememenizin sana nedeni bu Suriyeli kadın meselesi miydi? O zaman evde değil, değil. Resmi Hanım diyor ki ben öyle bir şey o ayarlamadım. Ayrı. O ayrı. Müge Hanım, orayı bak. İhsan orada, Yüksel hepsi. Orayı bir detaylı anlatabilir miyim? Ben Adıyaman'daydım. Evet. Müge Hanım. Ama demen siz yaptın. Ben dinleyeyim. Bir dinleyelim, bir dakika dur. Evet. Orayı bir detaylı anlatayım bak. He. Songül Adıyaman'daydı. He. Songül de resme Songül'ü aramış abim kayboldu diye. O bana haber verdi zaten. Evde dedi ben evdeyim. Songül yenge bir saniye. Hayır hayır yalan. O bana haber kaçmam etti. Da kendi yardım etti yenge zaten. Yenge bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bir dakika Müge Hanım bak. Dinliyorum ben. Kadın olayına gelelim. Kadın olayına. İhsan orada dedi ki Songül'e de dedi bana da dedi adam eve gelirse o ortada hiçbir şeyinizi bırakmayın. Bu adamın dini kitabı yok, işi gücü hırsızlık. Neyiniz varsa alın. Bakın. Halil durur orada. Halil'in evine gitti. Televizyonu, laptopunu çaldı sattı çocuk. Abi yüzüm ya burada. Amca. Amca bizim dava laptop. Televizyon değil. Sen nereden giriyor, nereden çıkıyor? Ya hep niye olay bizim davamız babamız. Niye olay saptırıyor? Niye geç... Senle resmen... Orayı anlatayım bak. Ben gece çalışıyordum, gündüz evdeydim. Adam kapıya geldi. Kim o dedim? Ben de uykuda kalktım, salonda uyuyordum. Mükemmel, bunlar hep sonradan yani. Saat 3-3.30 civarıydı. Bak doğruysa, yalansa söylesin. Kameralar var, hepsini çıkarttırırız. Çıkartmasan adam değilsin. Allah çıkarsın. Allah. Adem benim deyince cüzdanımı, pantolonumu, çocuğun laptopunu falan hepsini götürdüm. Çocuk odasına koydum, kapıyı kilitledim, öyle kapıyı açtım. Abla kendisi beni arıyor, tatlı yaptın diyen insan bu. Adem ne var sana tatlı yaptın diyen insan. Sana tatlı bana bunu. Ya konu nerede? Konu tamam da Adem. Yanımda bayan varsa ya ben bekar adamdım. Yatsam kime ne ya? Neyi bunları saptırıyorlar yani? Evdeydim diyor Songül. Az Songül önce evdeydim dedi. Bak bunlar olaylardan neçelim sonra. Hayır. O gün değil. Solmaz. Benim evime geldiği gün Songül evde yoktu kesinlikle. Adem geldiğinde ben evdeydim. Bak. Ama evet, onlarla bir haber mi geldi? Yalnız mı geldi ben bilmiyorum. Ama Adem evdeydim geldi. Evdeydim diyor işte Songül. Bendim diyor. Müge abla. Eteğinden tanıdım, günü, eteğinden tanıdım. Hayır, kapının altında baktığında eteğinden tanıdım. Hayır, evvelsi günü sabahleyin Songül'ü gittim, o kokarda aldım. Bak yalan söyleme, eteğimi görmüş olamazsınız. Yatan kapısından göremezsiniz. Samet vardı, ben vardım, ablam vardı. Üç tane şahit salonda görmüş değil olabilirsiniz ama benim eteğimi görmüş olamazsınız canım. Gördüm, kendi gözlerimle hayır gördüm. Hatta kasiver dediniz ki, hatta, bu dedi ki, medeni de eve dedi, avrat almış dedi, görmüşler çocuklar dedi. Niye yalan söylüyorsunuz? Ben seni gördüm ama.
Ben senin eteninden seni tanıdım. Ya benim etenlerimde görürsün kapının altında. Ya bir şey sorabilirsin. Evet. Ben ya kapının arkasından sen nasıl bu kadar her şeyin görüldüğünü ben hiç anlamadım. Yok ya kapının altında. Yok eteğimi görürsün. Altı, saçma ya. Kapının altındaki boşluk 3 santim. Eğildiğin zaman tamamıyla görebiliyorsun. Eteğin diz, bak dize bak, kadar Müge gördüm. Benle ablan gördük. Ben amcama dedim ki, amca dedim sen tatlıyı güzel yapıyorsun git bana tatlı al gel. Çünkü odada birisinin olduğunu ben biliyordum. Ha. Samet dedi. O zaman başka Adem biri dedi, vardı. Kapının altında birisi geziyor. Adamla birlikte kapının altına eğildik bunu eteğinden tanıdık. Bak Adem gelirdi zaten arasına. Kapının arkasından eğilirken amca nerede? Bu da tatlıyı almaya gitti. Tatlıyla birlikte geldi bana dedi ki siz ne yapıyorsunuz dedi. Benim karım içeride çıplak dedi. Ablam da dedi ki hayır, amca dedi senin karın içeride ne yapıyor dedi. Abi. Ya iyi de bir dakika ya. Yani tatlı almaya of. Giderken gelirken kaç dakika vakit geçmiş. Yani. O sırada hala da alta bakmaya ne gerek var. Olay şu, olay şu. Buzdolabında tatlı var mı? Samet altta birini gördü mü? Ablam da salondaydı bir Samet'le birlikte koridordaydı. Buzdolabından getirirken. Evet ben dedim ki amca ben bile bile gönderdim. Dedim ki acaba oradaki kim ne yapıyor? Dedim ki amca sen tatlıları güzel yapıyorsun bana bir tatlı getirir misin? Tamam oğlum dedi. Çünkü ben tatlı yapan bir insandı. Beni çağırıyordu. Sütlaç. Telefonla beni çağırıyordu. Gel sana tatlı mıydı tatlı? Evet. E tamam işte evdeymiş işte son günü. Evdeydi ya. Bak bunlar bak abim kaybolmuş. Mesela ben Adıyaman'dan gelmişim. Abim kaybolmuş. Mevlüt okutulmuş. Siz... Ondan sonra. Hayır. Ay, 4 gün sonra. Hayır kaybolduktan 3-4 gün sonra ya, değil mi? Evet. Hayır canım. Evet. Ne 3-4 gün sonrası ya? Evet Samet şahit ben şahidim ablam şahit. Bir kere 3-4 ben sizin evinize gelmedim bile. Siz nereye geldiniz? Ablacığım ben bunlar seni... Bunlar bindir bindir abi babanı arıyorlardı. Bak yenge ben seni kapının altında gördüm. Solmaz ablam da gördü. Samet de hatta bıçakla kapıyı açmaya çalışıyordu. Senin kocan geldi. Bize dedi ki benim karım çıplaktır odada evden çıkın. Ve biz kapının zilini çalarken 20 dakika evin önünde bekledik. Hatta 20 dakika. Kapının önünde 20 dakika bekledik. Bak canımı elinde tutan Allah'ını yemin ederim sana. O disen yaptın, o disen yaptın, Müge, o disen evet, yaptın. Birbirine diyorlar ki bak. Bak şimdi burada yok, anlat, bunu anlatmalarının nedeni ne ama onlar bak. Onlar hepsi yalan. Şimdi o diyor ya, Songül kazayla öldürmüş, dolaba saklamış falan filan bilmem hayır, ne falan. Hayır canım. İşte onlar da diyor ki kaybolduktan 3-4 gün sonra gittik. Songül'ün evet. Evde olduğunu söylemedi, sakladı. 3-4 gün sonra değildi kurban olduğum ya. Ben ne gelmesi ya bunlar gelmediler ya. Adam bildir bildir kendilerine beraber yeğenleriyle abisini arıyor. Nerede eve geldiler kendiler? Yalan söylüyorlar. Onlar hep sonradandı. Valla ben hiç amcamın babamın aradığını görmedim. Tamam ne bir şey söylüyorum. Baban kaybolduktan kaç gün sonra bu olay oldu? Ya 3 günde ya da 4 günde abla. Hayır. 3 gün ya da 4 günde. Ben adım gibi eminim abla. Hayır yok buzum. Yalan söylüyorlar. Ne zaman oldu? Ya bunlar da diyor mu ya sana bak Mevlüt'te neden belki sonra? Belki son gün sizin evini yakaladılar. Kaç gün diye. Sonra diyor, kaç gün sonra? Yani 20 günü de geçti, 25 günü de geçti. Oy, yalan söylüyorlar. Yani. İyi de sen Mevlüt'ten sonra mı sen kaçtın? Sen hiç gitmedin. Mevlüt'e kaçtım. He? Manavgat'a gittim, geri geldim. Önceki ama hayır, Adıyaman'da oldun, var kayıtlarda da, Adıyaman'daymışsın. O abim vardı daha o zaman ben gittiğimde, bir hafta önce tamam, gittim. Tamam ama bu konuşulan, onların anlattıkları kaybolduğu hafta yani ya cumartesi olmalı, 3-4 gün olduğunu falan öyle olmalı evet. Yani o evet. Hafta. Yok yok, yalan söylüyorlar. E tamam yalan Samet, söylüyorlar. O zaman Samet'i bağlasınlar, ablamı bağlasınlar, ablam var. Canım. Ben Adıyaman'daydım. Yengem beni aradı dedi ki... Sen Adıyaman'dan nasıl geldin? Otobüsle mi geldin? Tamam senin o zaman otobüs kaydın vardır Adıyaman'dan gelirken. Tabii ki vardı. Kendi aldı benim biletimi. Sen aradın sen ben dedi ben evden geleceğim senin yanına. Değil, neden dedi evde sonrası. Değil. Ben evde değilim yenge Adıyaman'dayım dedim geleceğim neden dedim. Neden dedin sabah sen hem de ben evde nasıl geldin? Tamam onlar yalan da diyor ki Resmeler de diyor ki biz onu aradık Adıyaman'dayım dedi ama ertesi sabah geldi. Bana deme ben evden geldim, geleceğim doğru. Dedi. Geldim ablam. Biletimi aldı bu hemen. Zaten babama yavralıyordu. Ben tamam o hafta gelmedin mi? Geldim ben abim kaybolmuş duydum kendinden duydum. Kaçıncı gün tamam işte onlar da o zamanı söylüyordu. Sabahsına işte, ben geldim canım. Bahsediyor. Ha, bir gün sonra geldim. Hep bir gün sonra ya, ben geldim. Abla bunun biletini de bir bakalım. Ben geldim kurban oldu. Bah, bah, tamam eğer geldiysen ha. O zaman Adem'in dediği doğru çıkıyor işte. Abla ablam yok, var tamam ya. Samet var yeğenim. Bu zaten şahit onlar gelirlerdi ya. Yani bu bize her zaman gelirdi. Abim de gelirdi. Yahu gelirlerdi de sen yo, her gelene kapıyı içeriden gel. Kitleyip içeri mi kaçıyordun geldiklerinde? Yok bana dedi ki onlar geldi vakit dedi sen alma onları içeriye dedi. Biz bana öyle dedi. Ya zaten artık... sen tek evde olsan da onlar gelmez merak etme. Onun öyle. İçin mi geceleyin bizi aradın gelin beni aldın. Da, onlar da geldi. Onun için mi gece yarısı ben ve abimi arıyordun işte Meden'i bana böyle yaptı. Meden işte Meden'i diyor ya, ben çok seviyorum Adem, diye. Tamam sus ya. Seni hiç aradın ya. Hayır baba gel beni aldın. Belki bir şey söyleyeceğim. İçeri alma değil ki zaten Meden'i kapıyı açmış sen evdesin. Niye kaçtın içeriye? Bu dedi gir içeriye dedi. Kapıyı kilitle açma bunlara dedi. Adam torevle kapıyı açtı. Melek dedi ne ben bu kapıyı bozmuşlar dedi. Ya ne torevlesi ya. Bana saçma geliyor ya. Kusura bakmayın da. Bak şimdi ya siz şöyle bir şey anlatıyorsunuz. Anlamayan için anlatayım. Ben abim kaybolduğunda yoğdum canım. Bunu bak, yalan söylüyorlar. Bak. Şimdi şöyle bir şey anlatıyorsunuz. Ha derisi geldim ben. Kim ya var yanında? Adem sen? Ben Samet
Mürved ablam. Samet Mürved. Şimdi bak, evet, gidiyorsunuz amcanızın evine. Evet. Amcanız kaç oda, kaç salon bir evde oturabilir? İki artı bir. İki. Aynı mutfakla birlikte. Yani mutfak iki artı bir. Yani demek ki bütün odaların işte aynı yere baktı. Yani mutfak evin üçüncü katında olup siz alt katta değilsiniz. Aynı yerdesiniz. İçeri gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki odanın kapısının kapalı olduğunu fark ettik. Sonra o tatlı yapmaya gitti diyorsun. Şimdi yani iki oda, bir salon, bir evde mutfak nerede olabilir? Salonun yanında. Hepimiz oturduk. Böyle duruyor. E tamam, mutfak buradayız. Adam orada bir şey hazırlarken siz elinizde tornavida. Adam hazırlamıyordu. Hayır hazırlamıyordu. Hazırladı demiyorum sana. Hazırdı zaten. O buzdolabından çıkıp gelene kadar zaten ablam salondan çıkıp buraya geldi bile. Eldeki tornavida ile oda kapısını açmaya çalışmak ne demek? Ya torna bile değil ablacığım ya. Merak etme. Normal bildiğim bir çap. Belki de anahtar yoktur, bakarız. Şüphelendik çünkü. Ha? O zamanki aklımızda yaptık yani. Beni nerede gördün sen? Nasıl eteğimi görüyorsun sen? Kapının altı şu kadar. Benim eteğimi görmek mümkün değil. 3 santim. Ya yalan söylediniz. Hepiniz açığa çıkıyor. Diyorlar ki yatakla uğraşıyordu. Ne benim yatak nerede görünüyor? Yatak orada yok bile ki. Çocuk odasında yataklar Allah açık kapı. Kız gidiyor. Kapı açık. Yengemi yazmıyor. Çocuk odasının kapısı açık. Mutfak zaten oluyor. Salonun yanında kuzum. Bizim yatak odası da bir ucda. De yemin ederim o kapı açıktı. Bir dakika. Müge abla yemin ederim kapı açıktı. Çocuk odasının 9 Ocak'ta kayboldu ya. Mutfağın kapısı açıktı. Yemin et. Salon açıktı. Yemin et. Niye gittin ben oraya? Sadece o kapı kapalıydı. Geri kalan kapıların hepsi açıktı, sadece o kapalıydı. Yatak odasının mı? Evet. Doğru. O küçük odanın kapısı kapalıydı. Tamam. Ben seni 3 santim arayla senin eteğini gördüm. Yani benim eteğimi falan ama görmek. Ama sen pervane gibi dönüyordun. Uğraştığımı görmek. Bak, yalan söylüyorsun. Pervane gibi dönüyordun içeride. Ablam hatta bana dedi ki bu ne yapıyor dedi. Bir şeyler atıyor dedi köşelere dedi. Bir şeylerin üstünü yıkmaya çalışıyor dedi. Allah'ım yarabbim. Kapının altından mı görüyordun o zaman? Evet, 3 santim aralık var o kapının altından. Yalan söylüyorsun ya. Evde orada duruyor. Gidin bakın ya. Allah aşkına. Ya benim bir şey söyleyeceğim ama 3 kişi siz kapının arkasına eğilip bakınca adam görmüyor mu sizin mutfağınızı? Saçmalık ya. Onun için. Bu ölmüş bak, mü ki görmesin onları? Çıkması bir oldu. Biz kapının altına tam eğildik. Baktık. Zaten onu görünce... İşte sizin en büyük hatanız ne biliyor musun? Orada madem ki siz kendinizi açıklayamıyorsunuz. Tamam, işte ihbar etseydiniz. Çağıraydınız gelip bulalardı o zaman. Ya bu an biraz bana şey gelmiyor yani. Hani size geliyor bilmiyorsunuz. Allah yaskın gelmiyor. He. Gelmiyor ben, yani. Belki şebeke. Ben ayrılım diye sonradan bu iftira atıldı bana. Kusura bakmayın da. Niye konuşuluyor? O arada dalıyorsunuz çünkü. Neden konuşuluyor? Ay ben dalmıyorum ya. Tamam. Bütün dikkatimle dinlemeye çalışıyorum. Çünkü demiyor yani mu amca öldürdü de Songül dolaba sakladı diye? O da yalan. Evet. Onlar da diyor ki biz geldiğimizde işte o saklı olan dolapların oradaki kapıyı kilitlediler. Ondan sonra da biz gördük onların bir dolabın üzerine de işte eşyaları yığıyorlardı. Yok, biz de açmaya çalıştık. Açamadık. Şey yoktur, ama bize söylüyor de Adıyaman'dayım dedi ama sonra geldi ben mesela zaten buradaydım geldi diye diyorlar. O yüzden geldi konuşuyoruz. Ve sabahına geldim kuzum. Bu bileti aldı. Babam dedi o zaman avradını istiyorsan oğlum dedi. Bir de bundan haber gelince babam dedi git kızım yanına. Sen madem bu adamdan kaçmışsın da niye geldin o zaman? Çünkü babama yavraldı. Bir de dedi ki çocuk ranzadan düştü dedi. Yoktur umut verdim ben dedi esirgemeye dedi. Çocuk zaten sen senin çocuğun da değil. Benim değil. Tamam sen, o çocuğa da çok iyi bakmadığın söyleniyor zaten. Tamam ben o çocuğun yüzünden gittim zaten. Tamam zaten o çocuğun yüzünden gittin. Sen çocuğu çocuk esirgeme kuruluna verdi diye döndü. Ben geri geldim. Ay yazık günah, kaç yaşında o çocuk 5 ya? 5 yaşında abla. Niye bakayım? Ben çocuğum onun yüzünden esirgemeye gitti. 6 sene kaldı. Müge Hanım bana niye bakayım? Ben o yüzden bakmak istemedim. Müge Hanım. Sen vermeydin kendininkine. Sen vermeydin. Ben niye vermeyeyim, bana ne? Zaten üvey anne diye bunlar her yerde söylemiş mahallede. Hayır sen kendi çocuğunu kendin vermeydin hayatım. Nasıl vermeyeyim? Götürdü geri koydu. He? Götürdü verdi. Ben de karısıyım. Sen ondan evvel olmadı mı o çocuk? Yok bundan olmadı. Tam ben eski eşimin çocuğunu getirdik. Tamam o zaman eski eşinin çocuğuna bakmıyorsa bundan ayrılaydın çocuğunu verene kadar. Nasıl bakayım? Ben bundan evliyim. Nasıl bakayım? Sana bir şey söyleyeyim. Hayatım o zaman mesela genç bir adam bulmayacaksın. 60 yaşında bir adam bulacaksın. Gideceksin çocuğuna da baktıracaksın. Onu da ben ya mi söyleyeceğim? Ya ama hayır. Sizden istiyorsunuz ki hem genç olsun hem o olsun hem bu olsun hem olmaz işte öyle. Müge abla o zaman kendisi babanın 19 Ocak'ta kayboldu ya. Ben çok dayak yerdim, kurban oldu. E sen de şimdi o senin oldu diye hem de sen de onun çocuğunu ver. Bakmak istemedim. Yok ben vermedim. Nigah Hanım ben şey geldi. Hayır o verdim dedi sana, sen de o yüzden geri döndün. He sonra, öyle değil, ben o çocuğum. Hazır o çocuktan gelmişken sonra bu çocuk iki gün parkta kalmış. Evde geldim ki. Bu çocuk geldiğinde evde. Sonra bu çocuk iki gün parkta kalmış, küçük çocuk. Hayır ama yok. Komşular anlatıyor. Bak biz anlatmıyoruz, ihbar ediyorlar. İyi dinle. Bak biz anlatmıyoruz. Parkta günüz oynayınca ihbar etmişler. O senin fikranına kalan bir şey. Ne olmuş? Çocuk sürekli parkta oynardı.
İnan ki gece bazen 12'de 1'de geldiği olurdu. Eve gelmezdi. Ama babası da şahit yani balkonda yatardı bu. Sen istemezsen çocuğu gelmez tabii. Gelmiyor, parkta oynuyor çocuk. Dur. Evde durmuyor. Ya 6 yaşında çocuğun parkta oynamak istiyor. Alamadım diye bir şey olur mu? Tamam da durmazsa ben ne yapayım? Babası getiremiyor. Kaç yaşındaydı çocuk o sıra? 5 abla. 5. 5. 5 yaşındaki çocuk ne demek parktan geri ya? Abla. Gelmiyordu işte. Ha geldi şahit. Babası şahit. Geldiği zaman biraz oyalayacaksın. Karnını doyuracaksın. Bir kitap okuyacaksın. Üstünü başını yıkayacaksın. Sonra uyuyacak o. Bak banyosunda yaptırdığım ben yemeğini de yedirdim. Doyduğundan geri giderdi çocuk. Hani hadi lan oradan yalan konuşma. Oynardı sürekli. Tamam, bu çocuğun tuhaf halleri konu komşunun da çok dikkatini çekmiş. Bir de babam kayboldu sırada çocuk bir... Yok. Babam kayboldu sırada o çocuk sokakta kalıyor. Evet. Yok, o çocuk iki gün parkta kalmış. Var. Bana bir telefon... Abla, ben köydeyken kaldıysa kaldı onu ben bilmem. Sen de oradaymışsın. Sonra hatta çocuğa çok sormuşlar ne oluyor falan diye çocuk hiç konuşmamış. Ha bir de evet ortadan da kaybolmuş. Tamam geldi ekip götürdü. Nereye götürdü? Hayır sen ondan miydin? Sonra aramış konu komşu. Çocuğa eziyet ediyorlar nerede bu çocuk diye. Yok. Sadece tek hata neydi biliyor musun? Bak çocuk durmazdı aşağıya inerdi. Ceviz istedi. Cevizi attık ceviz kırıldı diye. Orada oturdu debelendi ağladı. Bu da gitti bir tane yapıştırdı getirdi. Neymiş ben övey annesiymişim babası da eziyet ediyormuş bunu söylediler. Çünkü bunlardan biri demişti ki övey annesi öz annesi değil demişti. Tamam sen de diyorsun ben de bakmak istemiyorum. Ben de bakmak istemiyordum ne yalan söyle. Sen bana ama kendi biliyordu bunlar biliyordu. Migan. Bilmiyordu. Ya bir şey söyleyeceğim nasıl evdeki 5 yaşındaki çocuğa bakmak istemiyorum diye bahçeye bırakın. Ya ben o çocuk çok yaramazdı durmuyordu. Aha kendileri de biliyor. Dur sana ben söyleyeceğim. Neyse anneye el atsak neyse verelim ara. Şimdi bakın mesela Solmaz'ın kimliğiyle ilgili şöyle bir bilgi geldi. Solmaz'ı ölü göstermişsiniz. Sonra Mürüvvet'in kimliğini Solmaz'a vermişsiniz. Mürüvvet de Sema diye yeni bir kimlik çıkarmış. Şimdi doğru mu bu yani Solmaz'ı nasıl ölü gösteriyorsun? Solmaz ölü gösterince bir yere gömüldü. Nereye gömüldü? Nerede mezar yeri? Vallahi bir atalar ya sahte nereye gömüldü? Solmaz hayatta. Şimdi birçok şey yasak bu konuştuklarımız için de yasakların hepsi yapılmış. Bak bunlar önemli şeyler. Bunları görmezden gelemeyiz. Yani Solmaz nasıl ölü gösterildi? Birini ölü diye gösterdiğin zaman o zaman devlet onu gömmek ister. Nereye gömüldü o tamam, zaman? Tamam devlette ölü var. Karakolda ölü var, savcıda ölü var. Hiçbir ölü yok ki yalan. Bak benim Allah söylediğim başka bir şey. Solmaz bu doğru mu? Solmaz öldü diye gösterilip... Öyle duyduk Müge Hanım da. Yani hep kendi doğru söylüyor. Hep kendi biliyor. Biz yalan. Kendi ümreye gitmiş ya. Bunun bir nedeni olmalı. Bunun bir nedeni olmalı. Adem doğru mu bu? Abla benim şeyden haberim yok ya. Ben bunları yeni yeni öğreniyorum. Öyle ya. Duydum ben Müge. Tamam şimdi benim bildiğim birisi ölü gösterildiği zaman. Hı. Yani bunun nüfusundan düşmesi için cenazesinin de kalkması gerekmiyor mu? Bunlar bağıntılı ya birbirine. Evet. Nasıl o zaman Solmaz? Yani burada ayılıp bayılan değil miydi Solmaz? Hayır o onun kimliğini değiştiren Solmaz onun bir kişi. O Sema'ydı. O Sema'ydı. Solmaz başka. Başı. Resmi alının diğer kızı. O ölü olarak gösterilmiş. Sonra Mürüvvet'in kimliği Solmaz'a verilmiş. Mürüvvet'e de Sema diye yeni bir kimlik çıkarılmış. Nasıl oluyor bunlar bilmiyorum ama. Var mı yani böyle bir şey yok mu? Yok ben bilmiyorum. Ben elimi okuma ben canım ne yapmış babası yapmış. Bilmiyorum ben. Yani böyle ama bir Solmaz kimlik çıkartma, hayatta. Kimlik çıkartma olayı ya ne varsa senin söyle, tarafından ben, veya bilgin dahilinde yapıldı mı yapılmadı mı? Ya Solmaz sahtir. Solmaz hayatta, Solmaz ölmemiş, ölüm vermedik yalan. Ben valla birine ölüm diye verilince onun yerine kim görün gömüldü merak ederim de o yüzden soruyorum yani yoksa. İnan ki Müge abla biz içinde çıkan bir. Ya. 5 yıldır şey Medeni amca biliyor mu bunu? Medeni amca biliyor mu biz, bu konuyu? Biz Antep'te sorun yaşıyorduk, bakalım, onlar Van'da yaşıyordu. Biz bilmiyoruz. Babası ne yapmış babası? Pembe biliyor mu Medeni amca böyle bir şey? Bilmiyorum. Bir soru verin Müge Hanım. Biliyor musun? Abisi. Ha. Dinliyorum. Bakın şimdi. Ha. Solmaz bu kocağı veriyor. Başlığını alıyorlar. Misafirliğe geliyor babası Gül'e. Resime adamı dövüyor, kovuyor. Solmaz'ı başlık parasıyla başkasına veriyor. O kadar gücü... Parayı bu sefer başkasına başlık alınca o adam da inat ediyor, boşamıyor. Gidiyorlar Mürüvvet'in kimliğini alıyorlar, Mürüvvet'in kimliğine evlilik yapıyorlar. Kim alıyor başlık parasını? Şimdi hala Solmaz ortada yok.
Rasime, Rasime. Ben hayır, yaptım. Ben başlık var, parasını ben organize eden dağ kim? Bir babası var, dağ bir babası var. Cahil kadın nasıl yapacak? Organize işleri çok güzel bilir. Yani, çok güzel organizacıdır o. Tamam, şükran kimi kazidir, şükran. Ya onu söz Allah'tan... Allah. Allah rızası için. Ya çok önemli. Hayır. Tamam çok ya önemli. Artık biz meselemiz. Songül orada. Şükran nerede kızı adamın? Songül orada. Hayır diyor ki kalkmış Medeni Bey yanlışım varsa düzeltin. Medeni Bey şunu anlatmaya çalışıyor. Kız abla birisiyle evli. Kocası boşanmadığı için o kızı da başlık parası almak için kız kardeşinin evet kimliğiyle o adamla evlendirdiler diyor. Değil mi? Evet. Heh. Evet. Doğru evet anlamışım yani görüyorsunuz ben de bulmaca çözmenin evet faydaları. Doğru. Yani iki kız kardeşler var ya. Evet. Çünkü evet siz evlisiniz biriyle karınız boşanmıyor siz de Arif Hoca'nın kimliğini alıp gidip başkasıyla evleniyorsunuz. Aslında o kimlik size ait değil de o zaman mürüvete nasıl Sema diye başka bir kimlik çıkmış? Ben de onu da ben yaptım. Hadi söyle. Sat. Ya yalandır yalan ya bunlar hepsi biliyor yalandır. Sema ben yaptım. Sonuç ben yaptım. Yalan. Vallahi senler, siz vallahi her şey bekle. Durmayalım şimdi. Gerekeni yapıyorsunuz. Ben sen. Ali kim yapmış? Ümre'ye gittiniz. Allah affetti bizi. Tamam bitti. Tamam affet. Siz Allah'ı kandıramazsınız. Sizin var ya ne pislikleriniz var ya dökülecek. Amca sen de bunlara konuşmana anlam veremiyorum. Konu bu değil, konu şey babam diyorken. Bence çok önemli. Onu veriyorsunuz. Siz bunu önemsemeyin. Bir dakika. Ben şimdi aşk meşki değil ama bunlar önemli şeyler. Bunlar araştırılmaya muhtaç şeyler. Efendim. Müge Hanım. Efendim. Ablam Songül orada. De ki. Songül, Rasime. Ben uzaklaşmaz senden alınca seni kocaya veriyor muydu, veriyor muydu? Hadi arkadaşıma bir... Hadi eli... Tut diyor da ben sana geri bulurum bir tane zengin kız diyor. Seni kocam sen yalan söylüyor yemin ederim. Arkadaşımı da arayabilirim. Arkadaşımı da arayabilirim. Ayarladığın adam da belli değil ya. Yani sen Murat ben de sen... Bileziği resmi hanıma mı vermişler? Bileziği resmi mi veriyorlar sana mı veriyorlar? Yok canım bana niye versen bileziği onu demiyor. Resmen işi gücü diyor yani Songül'e koca bulma bana da şey bulma diyor yani ayırınca tamam diyor. Ama bedavadan değil. Bizi tanımıyorum. Müge Hanım. Ben bileziği buna vereceklermiş bana değil. Ay. Dur. Ya Allah'tan korkarım sen hep bir... Benim karımın. Ben arha... Bilezik karşılığı. Yani kendine bilezik verecekmiş bana beni verdiği adam. Anladın mı? Ha. Diye kendine biliyor zaten. Adam söylemiş. Resime ya demiş. Ya yalan mı? Ha Songül orada. İnsanın sonunu aynı senin gibi. Vallahi kusura bakma canım dediğin adam orada çıkartabilir. Sen kime verecektim seni? Dur bir adama verecekmişsin. Hani dur adam kimdir senin kocan? Senin kocama nasıl söyledin nasıl bana ne? Sen git gelme de boşan da vereyim demedin bana. O da geri gitmiş bunun arkadaşını ayarlamış. Kerem kayboldu sen git ortada kadın ortada kadın. Ne söyleyeceğim? Ya Allah da korkun. Ya Kerem kayboldu da Allah aşkına sen çok umurunda oldu. Sen bana eyle sen. Sen gelse de benim onu var herkes. Bu kadın bana söyledi. Bakanlar yapıp yemenin bilmem ne yapıp yemenin. Sen çok mu umurunda oldu bunun? Abim kayboldu da. Nerede umrunda? Rasime. He. Bir kere gözyaşı döktüğünü görmedim ya. Ya siz alanda konuşuyorsunuz. Seni hanımına mı vereceğim? Ya yalan niye söyleme yani, yeter. Bir dakika beni dinliyor musun? Bir kelime. Yeter. Tamam bir kelime evet. Bak bak. Dur dur. Ne kızı ya? Bir kelime. Estağfurullah. Bir kelime. Ben Songül'e demiş seni koca vereceğim. Dedim. Ben boşamamış. Sen boşandın ben dedim. Bir dakika. Dedim. Bir dakika. Boşan ve vereceğim yalan dedim. Yalan söyleme. Boşuna yalan söyle. Sen de yalan söyle. Ya bir beni dinler misiniz? Hani söyle. Bir dakika. Bir susun bakalım. Ben sizi dinliyorum. Ben aynı anda herkesi dinliyorum. Ayarladı adamı öyle ya. Abla bir dakika susalım lütfen. Evet dinliyoruz. Tamam. Evet. Bir dakika. Rasime öz ve net söylüyorum.
Yolun sonuna geldin, sen bunu çıkaracaksın. Yolun sonuna Allah getirsin, Allah. Yolun sonuna geldin. Sen Allah'ı biliyor musun? Allah'ı karıştırmayalım. Konumuzla ne alakası var? Sen Allah bilir. Sen nasıl bir insansın ben ya? Sen nasıl yapmadım. Bir insansın? Umut. Siz acaba karı koca birbirinizi kıskandırmak için mi böyle şey? Biz babamızı arıyoruz, onları açtığı tarihi peki, şeylere gittim. Madem peki, ki bu kadar şey varsa önce de yapsaydınız. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Yani senin bu doğurduğun çocuğu da mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi? Hangi çocuğu doğdum mezarlığa gömdüm? Yalnız hangi çocuğu mezarlığa gömdüm? Hani nerede? Kerem'le daha Kerem'in evine gitmeden önce öteki adam başka asker dememiş neymiş o sırada ya, doğurduğun çocuğu. İki tane çocuğum ölmüş. Birisi 7 yaşında, 24 yaşında koca iki tane çocuğu var. Birisi 6 yaşında, 6 aylık. Küçük bebek? Bebek 6 aylıktı. Bebek ölmüş, tendire girmiş. Ben evde değilim, geldim baktım duman çıkıyor. Tandıra çıkıyor. Girmiş. Tandıra düşmüş çocuk. Eskiden evlerin içinde tandır vardı ya. Ekmek pişirdiğiniz tandırlar yok mu? 6 aylık bebek nasıl düşecek? Ya evde değildim. 6 aylık bebek nasıl tandıra düşecek? Ya apalamıyordu. Ya bir şey kurdu, tendir burada nasıl gidecek? Kendi gitmez ki. Tamam. Ben evde de benim eski kayınbabam. Çağırıyor dedi git eşek getir. Eşek de bir adamın orta girmiş. Ben eşek ettim. Tendir 10 gün niye ekmek pişirdim. Çocuğu tendirin üstünde bir dene koydum. Çocuğun elbisesi yıkadım orası serdim. Çocuğunu doydum çocuk. Benim olsa iki kızım olmasa. Benim onun olsa dünya 6 aylıktır. Ha şu kadar. Orak beşik burada. Ben burada, tendir burada. Tendir evi içinde. Nasıl oraya gider? Ben baktım 20 dakika, 20 saat sonra geldim. Geldim baktım bizim duman çıkıyor. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelin hepsi orada. Ben oraya geldim baktım oğlan hiçbir şey yapamıyor. Aşağıda burada. Kim atmış o bebeği tendire? Ben geldim. Kadını saçı çetin sen oğlumu tendire attın. Ben atmadım. İki tane ben var ya yemin ederim hocam. O saçı o yerde kestirdim. Kaçtım da emin gibi kaçtım da tefek ettim ve kendimle ben onu ne tendire atmışlar. Kim atmış bilmiyorum. Ben kimse var ya sadece bir oğlan orada. Bilgi abla bizim konumuz bu değil. Çok konumuz. O zaman ben yapsam benim kaybaba var ya. O zaman yapsam kim attı o bebeği tandıra? Ha? Kim attı o bebeği tandıra? Ben evde değildim dedim. Ben evde tamam eşek, da evde olandan kim attı? Evde hiç kimse. Kapıda emin burada benim kayınbabam kardeşi oradaydı. Anladınız mı? Evet, yan geleni yakmış şeyde tandırı da yakmış. Dur bakarım. O tandırı da yakma işine anlat bakalım. Tamam. Tandıra girmiş emin dedi ben orada en seni yaşında. Dedi baktım Esat gelmiş. Yavaş anlat. Evet. Tandırı sen gittin ben eve bakıyordum. Sen eşeke olma gittin dedim. Baktım Esat gelmiş bizde. Ben tandır evine gelmiş. Vakti dedi, kaçma dedi, amca koş dedi, Habi tendire geçmiş. Hadi Habi kurmuş. Bir dakika dur, resminin Kerem Bey'den önceki eşi Raif Bayram'ın küçük kızı telefon attığımızda. Şunu anlatıyor, ben size söyleyeyim Resim Hanım'ın anlattığını. Diyor ki biz evdeydik diyor, bebek 6 aylıktı, beşikte duruyordu. 6 aylık bebek zaten yürüyecek hali yok. Evin içinde de tandır vardı. O diyor ben diyor kayınbabam da beni eşeğe göndermişti ne olacaksa eşekle. Ondan sonra ben diyor eve geldiğimde bir baktım tandır yanıyor benim bebek içinden çıkartmışlar diyor. Bebek ne oluyor? Bebek ne olmuş? Dur ben sordum. Ben geldim. Bebek tandırın içine düşmüş. Yok ben çıkarmadım dur. Ben geldim oğlum kızının gelin adı Melike kolundaydı. Ben bağırdım sen oğluma ne yaptın dedi yenge diyor bir şey yapmadım. Emin dedi size gelmiş. Çağrı dedi, amca dedi, oğlan tendirde. Ben geldim. 6 aylık bebek tandırın içerisine giremez ki. El atmış, oğlan çıkartmış. Kim at? Birisi atacak oraya. Emin çıkartmış, oraya bırak geldi. Kim atmış, ben... kim? Bilmiyorum, ben evde değilim. Ay yapmayın ona, ya. Allah'a çıkarsın. O bende dünyada imanı alacağım. Ben ay inanmıyor, hakikaten inanamıyorum. Ben şuna kadar bu programda duyduğum en vahşi şey bu yani. Ben 40 sene çobanlık yaptım.
Ben ya bırak ne yaptın sen ya bugün ya. Nasıl bana itiraf bir yandı. Durun durun bir dakika ya. Nasıl bana itiraf bu çok önemli bir şey. Şimdi başka yerde arama. Rahip Bayram'ın küçük kızı telefon attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın buyurun ne biliyorsunuz siz bu konuyla ilgili? Müge Hanım. Ay kusacağım şimdi ha. Bakın o resime denen kadın her şey beklenir ondan. Ah kızı mı? Çok o sorumsuzluğun yüzünden hepsi bunlar oldu. O neden iki çocuğunu bırakıp kaçıp gitti o zaman? Bir tanesini zaten haberimiz yoktu ondan. Bayağı yiyen yetişkin bir insandı. Ölmüş hiç haberimiz yok ondan. Bir kızı da köyde tamam onunla konuşup eziyoruz. Bir sıkıntı yok ama bu resime hanım yalan söylüyor bakın. Madem benim babam deliydi niye evlendi kendisiyle? Deliden çocuk yapılır mı? Yapılmaz. Bak ben de 3 çocuk annesiyim. Şu an var ya çok sinirliyim sesim titriyor. Allah bağışlasın. Şimdi bu bebeği kim tandır attı yani? Bu bebeği tandır kim attığını ben bilmem. Allah bilir ama o resimli hanımın sorumsuzluğudur. Ama 6 aylık bebek emekleyerek oraya gidemez yani. O yüzden beşikteki bebek... Nereye gidecek 6 aylık bebek tandırda ne işi var? Tamam o bebeği beşikten alıp kim onun içine attı? Esad. Kimse beşikten alıp atamaz. O resmi hanım kendi sorumsuzluğudur. Yapmıştır kendi ben atmıştır. Ben evde değilim. Babam bilir, amcam bilir. Yoktur. Siz de şimdi babanızın daha önceki eşinden olan çocuk musunuz? İlk evliliğindenim ben olay. İlk evliliğindenim tamam, yani resim hanım sizin üvey anneniz oluyor. Öz ben ona sadece tanımıyorum. Sadece böyle oluyor. Üvey. Ben tanımıyorum, evet. Tanımıyorum. Tamam. Şimdi siz o bebek olduğunda siz hayatta mıydınız yani bu bebek öldürüldüğünde? Hayır hayır ben yokum. Ben hayatta değilim. Bu dediğine 40 sene önce Müge abla. Siz sonra oluyorsunuz yani. Bir durur musun? Ben sonra oluyorum evet. Tamam peki bu bebekle ilgili konuşulmuştur ailede. Ne konuşuldu? Valla ben konuşulduğunu bilmiyorum ama ben kendim bunu öğrendim. Resmi hanımın kendisi yapmış bu işi. Peki neden yapıyor böyle bir şeyi? Benim ciğerim tendir atacağım. Sen atarsın tandıra. Sen iki çocuğunu bırakıp kaçmış bir kadınsın. Sen sadece evine sahip çıkmadın. Sen çocuklarını bırakıp başkalarına kaçıp gittin. Başkalarına yuvasını da yıktın. Sen ne biliyorsun Halil bu konuyla ilgili? Bir saniye size hatta kalır mısınız? Müge Hanım ben öyle bir duyum aldım. Nasıl? Daha önce babama kaçmadan önce çocuğunun tandıra atıp yaktığını düşünceye söyleyenler vardı. Ama biz görmedik yıldır, yani. Biz görmedik. Yani. Biz bunu duydum. Ben de duydum işlerini. Yani evliyken gerçekten kocası mütevazı bir şey. Kocası ölmeden önce değil. Kocası sağken babama kaçtı bu kadın. Çocuklarını bıraktı. Ya, benim babama kaçtı. Boş. Evli bir insanın üzerine ve annemin üstüne kaçtı. Odan olan evlenmiş bir oğlu oldu adı mahkumdur. Bir oğlu oldu. Mikrofonla konuşuyor. Gelen bir ihbar varmış. Bir açıklar mısın? Gelen ihbar ne diyor? Bir dakika dur. Sarı mikrofon. Sarı mikrofonu açar mısınız? Allah bir saniye. Allah. Ne diyorlar? Resim Hanım, Raif Bey'le evliliği devam ederken Kerem Durur'la görüşmeye başlıyor. Bir evet. Dost hayatı o dönemlerde başladığı evet. iddia ediliyor. Evet. Ve de aile içinde de bu durumla ilgili, bu tandır konusuyla ilgili bu bebeğin Kerem Durur'dan olma ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Müge Hanım, kulaktan kulağa böyle yayılmış. Bu bebek henüz Resim Hanım Raif Bey ile evli olduğu için yasak bir aşkın ürünü ve de bu bebek hayata geliyor ve bu bebek Kerem Durur'dan olduğu için mi tandıra atıldı? Sorusunun karşılığında bu var. Yani Kerem Durur'u hiç tanımıyordum. 2 sene sonra babam... Müge Hanım. Ya Müge Allah uçak konuşayım. Ben nasıl hayır hayır bak. Haklı hayır, haksız eğri eğri doğruya doğru. Benim babamla alakalı çocuk alakası değil. Çocuk önceki eşinden. Bak Allah için konuşalım. Önceki eşinden tandıra atıldığını biliyoruz. Akbettim sizin babamla olsun. Alakalı İnşallah bir şey yok. Beni onu senin olsun. Yani eğri eğri doğruya doğru. Tanıyordum. 2 sene babam gülde kalıyor. Yalan. Siz şunun farkında mısınız? 6 aylık bebeği biri tandıra atıp yakmış. Buradan nasıl gelen evet. tandıra gelecek? Kim? Öyle duyduk. Tamam o zaman 6 aylık biz o zaman tandırda yakın. Yani. Biz şimdi 74 yaşındaki adamın ne olduğu konuşurken acaba onu mu yaptı, bunu mu yaptı falan diye. Valla onların ahıdır çıkıyor. Onların ahıdır yani. Çıkıyor Müge abla. Onların ahıdır çıkıyor. Tek tek bunlardan. Müge Hanım yani çocuk babamdan değil demek istediğim şu. Babam çocuk olduğunu, babamdan yani. Alakası yok. Hem yani. Baban tanımıyordu. 2 sene ya sonra. Ya şimdi beyefendi o gün böyle bir şey duydunuz. Bir çocuk var. Bu çocuk 6 aylık söyledim. Ve tandırda yakılmış. Evet. Herkese babandan söyledim. Olsun, Ahmet'ten olsun, Mehmet'ten evet. olsun. Nihayet
Bir candır. Bu hanımefendinin çocuğu olarak kabul ediliyor. Ama Yemel Şadır. Peki ne yaptınız? Yani siz bunu duyunca... Onlar daha doğmamışlar ki. Onlar daha doğmamışlar. Bu 42 yıl önce, 40 yıl önce. Onlar daha doğmamışlar. İddia şu. Ya daha yoklar hayatta. Resim Hanım daha, daha başkasıyla evliyken babalarıyla görüşmeye devam ediyor. Kocası da askerde, bu sırada hamile kalıyor. Bebek dünyaya Kerem giriyor. Kerem Bey'le olan irtibatından diye bekleniyor bu çocuk. He. Yani ama başka biriyle evli. Öylesi. Evet. Ama hanımefendi başka biriyle evli. Evet. İşte siz o sırada da bu bebek doğuyor. Bebek de o adamdan değil, evli olduğu adamdan diye. Gitti resime, bu dedikodular çıkınca tandırdı, bebeği yaktı denmiş o sıra. Dur sana bir şey söyleyeceğim. O bebek var ya benim olan. Ölmüş sonra bir de bir kız doğdum. İki kız doğdum, bir kız doğdum. Benim kızım adı Bedevi, hala adı İpek koymuşlar. Şu anda patronusa evli. O kızı büyüttüm. Sonra hamile oldum, babam güle geldim. Babam güle geldim, bir sene kaldım, 9 ay kaldım, adam geldi beni götürdü. Ben köye gittim. Mektar dedi, falan sen, baban seni evlendirmiş, ne kadını geri getir, yazık değil. Mektar beni göndermiş o gece. Erdiş'e geldim, yarın doğum yaptım. 3 gün sonra bebek ölmüş. Ben zona yani. Tamam, bu bebeği yani bu bebeği kim öldürdü yani? Benim oğlum. Bu ben, tandırdı ki tandır benim meselesini. Benim oğlum nasıl? Hadi sen de anasın, nasıl bebeğin tencere atacağım? Tamam ama kim o zaman? Ben de anne. Dedim o zaman ya, sen de anne olarak benim bebeğimi ben kim attı ya, dedin? Yıktın ya ortalığı. Kim? Siz fırsat vermiyorsun. Dedim kayınbabam dedi git ya, işe getir. Benim şahidim var. Adı Cemile. Kocası bilmiyor. O da hani köyde Tezekent köyü. Ben eşek almaya gittim. Geldim baktım duman çok, bizim evde karabalık var. Ben koştum dedim ne oldu, baktım olan sağdı. Sadece şuram. Hiçbir şey yanmamıştı. Emin dedi ne oldu dedim. Melke sen benim oğlumu ne tendire attın? Kime dedin? Ben kayınbabamın kardeşi geline dedim. Dedim Melke sen tendir ne yaptın? Melke beni kıskanıyor. Bey, oğlu var, oğlu yok. Ben Cemile mi? He? Cemile mi seni kıskanıyor? Melike. Melike. Adı Melike'dir. Ha, senin oğlun var, onun oğlu yok ki o seni kıskanmış. Onun da dedim ben makinesi var. Çektirdim, bağırdım. Dinle oğlum Melike tendire attın. Dedim ben tendire atmadım. Emin dedi kızım sen gittin, ben burada bakıyorum, gözetiyorum. Ha. Baktım Eshat'sın içine girmiş. 5 dakika sonra Eshat kaçma dedi. Amca dedi kaç dedi. Onun tendire düşmüş. Esat kim? Esat benim eski koynum. Kaynı. Ven koynum. İki ana bir de baba bir de aynı bizim gibi. Anası iktidir. Esat küçüktür. Bilmiyorum Esat koluna almış. Esat orayı çok seviyorum. Elinden düşmüş bilmiyorum. Kadın atmış bilmiyorum. Orada bağırdım saçımı kestim. Öldürmeye kalktım. Bir anca ben kaynababam. Kaynababamın yeğeni Naif. He. Bir de yemeyen beraber patronusa gittik. Bir şey anlatamıyorsun. Oğlum benim kolumda. Patronu bir köye gittik. Kadın iki kutu salça onana sürmüş. Anam beni sarmış. Ben yemeği verdim. Orada onun 2 saat sonra kolumda ölmüş. İki adam orada hepsi benim kızım yanında bize hepsi bellidir. Adam bize ona onun benim kucağımda çıkartmışça yatağa bırakmışlar. Ben o toprağı hepsi üstüne döktüm. Gece yarısı yola çıktım. Geldim o tendiri hepsi yekildim. Mora sucum olsa benim koyun babam, benim akraba o da beni rahat bırakacaktı. O zaman Melike'yi rahat niye bıraktılar o zaman? Ben dedim ya orada ben dedim sen artık kadın de ben bir şey yaparım. Koyun baba dedi Esat gitmiş geldi ona tendiri olsa burada buraya gelecek tendiri geçecek. Esat dediğimiz kaç yaşında? Ha? Esat kaç yaşında? Kim? Esat şu anda o zaman 15 yaşında şu büyük. Canım 15 yaşında çocuk 6 aylık bebeği düşürür mü tandırın içine? Bilmiyorum. Belki yok ben öyle düzenliyordum. Kim yapmış ben bilmiyorum. En 15 sonunda, yaş artık yani 15 dur. Yaş yani. En sonunda ya sonra 2 sene çobanlık yaptım. Ben, bir İpek kız var. Doğdum. Bir kız daha doğdum sonra ayrıldım. Nasıl öyle yalan söylüyorlar. Ben 2 sene babam geldi kaldım. Benim kayınbabam telefon açmış Kerem'e dedi. Benim gelini getir bana ver demiş. Niye bu? Bana vermiyor. En sonra köye gittim. Beni götürdüler geri. Bunu babam beni vermiş. Önemli. Beni geri göndermişler. Mektar beni göndermiş. Ben doğum babam güle yaptım. 2 sene kızım sonra Kerem yoldu. Nasıl itiraf ediyorlar? Allah var. Allah, Allah. Hanımefendi. Sizin bu Esat, Melike işte ne bileyim dedeniz falan hayatta mı şu anda? Melike hayatta değil. Melike kız sakattı. Bir saniye telefondaki hanımefendiye soruyorum. Telefondaki hanımefendi. Bak bunlar hepsi Resmi Hanım'ın kendi yaptığı
oynadıkları oyundur. Bunlar bu kadın çocuklarına sahip çıkmadı. Aklı bir gidişardaydı. Hep böyle aklı bir gidişardaydı. Hep erkekleri düşünürdü bu. Sen o zaman yokmuş ana, sen hiç tanımıyorsun. Sen nasıl buna verirsin? Yalan söyleme kızım. Sen de anasın, sen de anasın. Sen kim ciğerin anlattı size bunları? O çocukların bedeli sen yaptın bunları. Hepsini sen. Sen orada mı ben yaptım? Kaçıp gitmeseydin bu çocukların başına böyle bir iş gelmeyecekti. Ben çocuk öldükten sonra, tembihattı sonra ben iki sefer yine hamle oldum babanda. Yine yalan söylemeyin. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğduklarımı sana söylüyorum. Tembih bedevi kim doğmuş? O bir kız bedevi kim doğmuş? Bedevi sen yaptın. Peki senin öbür kızın? Kız bedevi neden büyük. Neden bırakıp kaçtın sen onları? Bir de ben büyüttüm diyorsun. Yalan konuşuyorsun. Senin o çocuklarını benim babaannem büyüttü. Tembih babaannem büyüttü. Sen o zaman yok mu babaannem büyüttü? Ben mecbur kaldım. Ben istemiyorum. Ben geri geldim. Ben ne yine geldirmişe geri? Peki niye kaçtın? Ben kaçmadım. Babam gele gittim. Ortalıkta kaldım. Yalan söyleme. Babam askerdeydi. Sen baban yerine gittin. Yalan söyleme. Baban askerde değil. Baban asker. Baban askerde ben nasıl hamle olacağım? Babam askerdeyken sen kaçmadın mı? Ya ben babam gele gittim. Ben babana baban geri gelmiyorum. Doğru. Yalan söyleme. Sen baban gele gittin. Doğru söylüyorsun. Oradan kaçtın zaten. Babam askerdeyken sen babanın eline gittin. Ben onu biliyorum. Ben babam gele gittim. Babam. Oradan kaçmışsın sen. Baban ben. Baban beni almaya geldi. Sonra Kerem Bey'e kaçmışsın sen. Hayır, hayır. Evet. Kerem'in ortada yokmuş. Hayır, yalan söyleme. Hayır, tamam. Herkes duyuyor, yalan söylüyor. Bir de sen mi doğru söylüyorsun? Ben doğru söylüyorum. Amca demiş ki, kayın söylüyorum. Biraderin diyormuş ki çocuk yandıktan iki ay sonra resime gelip abimin evine oturdu. O bilir zaten yaşını. Benim onun ölmüş, ya, ben Allah'ım iki çocuk doğurdum. Öyle mi Medeni Bey? Neden hiç insan? Benim oğlum için iki sene çocuk doğurdum arkada. Ya arkadaş bizim konumuz bu değil. Ben tendere alsam benim kalbimi böyle rahat bırakmaz diye burada. Medeni Bey dinliyorum Pembe. Ben... Medeni Bey. Siz resimi aldınız. Herkes sakran ben sicliyim. Abinizle birlikteydik. Hocası askerdi, babasının evindeydi. Çocukları dedesinin evindeydi. Misafirliğe gelmişti. Abimle aşk hayatı yaşamışlar. Kocasını askerde iken 3-4 ay abimle görüştü. Ondan sonra gitmedi. Çocukları geldi, çocukları kovdu, kızlarını kabul etmedi. Benle Halil okulda geldik, resime karşımıza geldi, dedi ki babana söyle Halil orada. Ben hamileyim, doğuracağım, çabuk beni kaçırsın. Abim de kaçıramadı. Senin vicdanı var dedi mi? Kabul etmiyordu. Aa, burada bak senin vicdanı. En sonunda bir duyduk ki doğurmuş. Yalan sonra Halil burada. Bir dakika bir dakika. Doğru, ben bir mesaj geldi de onu da söyleyeceğim. Bir daha anlatır mısınız bir sonra, saniye? Abime kaçırsın dedi, kaçıramadı. Bir daha anlatır mısınız? Gelmiş zorla yengemin odasına girmiş, evde oturmuş. Abim de kabul etti. Zorla gelmiş de bizim. O kızları da ortada kaldı. Dedeleri falan baktı, iki tane kızı vardı. 13 yaşında tuttular, 60 yaşındaki kocaya verdiler. Para ben şikayet etmedim. Ben gittim şikayet ettim. Resime yine bir cani ya. Senaryoları, hani ben Songül'e bir iftira attım, senaryo çizdim ya. Benim senaryom resmen senaryosunun yanında bir iştir ya. İyi çizdin Medeni. Doğruları konuşsunlar boşandıktan ya. Boşandıktan 2 sene sonra tuttum bana iftira atıyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmadın? İnsanın sen geçmişinde ne varsa şeyi de odur ya, gelmişi de hiç odur. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Bazı şeyleri bir dakika durur musun? Allah aşkına ant veriyorum sana. Daha ne yapayım? Ayaklarına mı kapanayım? Allah aşkına ya. Estağfurullah. Allah ant veriyorum artık. Daha ötesi var mı yani? Yani var mı? Her şey. Ama amcam çok saçmaladı. Saçmalamamış, doğru söylüyormuş işte hepsini. Hayır bak o zaman bana da söyledi. Ben resime yengeye söyledim. Ağzımda koydu. Öyle bir şey yok dedi. Bir ihbar gelmiş. Ne bana söyledi geldim ve sana söylemediydim. Ne? Bir saniye. Gaziantep'te cezaevinde bir oğlun var mıydı senin geçen evet, sene? Evet. Hangisi? Ölen oğlan var. Ne zaman öldü? 2 yıl oldu. Geçen sene bu aylarda. Hayır. Yok, 2 yıl oldu benim kardeşim. Bu 3. seneye girdi, vefat etti. Tamam, Gaziantep'te olan var mıydı başka? 5 ay yatmış. Ama 16 sene önce bu. 7 geçen sene seneden önce bahsediyorum. Hayır abla, hayır. Geçen sene Gaziantep'te bir oğlunu ziyarete gittin mi? Geçen sene dediğim zaten hani bir yıl şimdi yo geçti, bir önceki seneden bahsediyorum. Yok, 6 sene 7 sene önce 5 ay yatmış çıkmış. Geçen sene cezaevinde olan hiçbir kardeşiniz yok muydu? Bizim bu cezaevine görüşe gittiğimiz oğlun hangisiydi? Vesel diye miydi? Burada kaçık cezaevindeydi. Adem vardı herhalde. Geçen sene cezaevinde Adem vardı. Adem sen geçen sene cezaevinde miydin?
Niye söylemiyorsun? Gaziantep'te miydin? Hayır. Dala mı? Nerede? Antep'te değildim ablacığım. Ben Antep'e hiç gitmedim. Nereye yatıyordun? Hangi cezaevinde yattın? Ben mi? Seydi Kemer Fethiye tipindeydim ben. Antalya? Yok. Seydi Kemer Fethiye'de. Muğla'da. Neresi? Benim onun cezaevinde. Muğla'da Seydi Kemer. Muğla Seydi Kemer. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Sağ ol. Buyurun sizi dinliyorum. Oğul Kerim Hanım geçen sene 2 yıl bundan önce 2-3 yıl oldu. Gaziantep'te görüşe gelmişti. Ben de sürekli gidiyordum buraya görüşe. Her hafta. Orada bir kadın dedi ki abi dedi kocasını öldürmüş dedi. Ben de dedim ki niçin öldürmüş dedi. Dedi valla dedi git benden sor dedi. Ben gittim yanına. Ya aynı masada oturuyorduk. Yine teyze dedim sen kocanı mı öldürdün dedi. Dedi şimdi de sana mı atacağım dedi. İzin uzun mesele dedi. Bu yanımdaki kadın da dedi ki, dedi hiç dedi, sesini çıkarma dedi. Her hafta görüşe gelirdi. Aa bu %90, %100, %100. Aa bu kadın dedi, cezaevinde dedi, yatıp dedi, 25 tane gün aldı dedi. O yüzden dedi, abi biz buraya görüşe geliyoruz dedi. Buradaki kadın da dedi ki, abi kocasını öldürmüş dedi. Ben de sordumsa bana söylemedi. Bu kadar yani işte bu. Şimdi şu anda da çok heyecanlandım. Siz hangi cezaevindeydiniz? Gaziantep, Etifi, büyük cezaevinde. Hayır. Ben hiç gitmedim. Hayır. Bak, yalan. Gaziantep, bir dakika tamam. Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne söylesem? Hepiniz... Dedi ki, dedi. Hayır diyorsunuz. Sonra önünüze getiriyorum. He diyorsunuz. Tandır için de aynı şeyi söyledin. Mevlüt için de aynı şeyi söyledin. Bolat Bey'in polis bilmem nesi için de. Hepiniz aynı şeyi söylediniz. Ben hepsinin de... Yani burada kayıtlarla belli yani. Tamam, hazır, her şey önünde bir. Hayır diyorsunuz. Sonra he. Gaziantep cezaevi. Bir dakika dur. Hangisi? Müjganım. Efendim. Ben o kadına dedim ki. Bu ne zaman öldürmüş kocasını dedim. Dedi ki 5-6 yıl olmuş dedi. Hangi cezaevinden bahsediyoruz biz? Gaziantep cezaevi. Orada bir tane cezaevi. Avu kadına. Ben bunu söylemeseydim rahat edemeyecektim. Kabile gülü baksana. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin adınız bizde var. Evet. Hanımefendinin de adı var. Eğer cinayet masası isterse zaten kimin yakını nerede kalıyormuş çok net. Aynı dönemde yakınlarınız cezaevinde kalmış mı? Ortaya çıkar. Evet. Siz söylesin dönemi hangi dönemde bu? Şimdi arkadaşlarımız kim var yukarıda? Naim mi var? Naim, hanımefendinin hani dönemini vesaire hani yakın kimin yakınına gidiyormuş alırsan adını soyadını. Evet, hanımefendi evet. Bizde gizli kalacak. Tamam. Sizin bildiğiniz... Açıklamayın lan kesinlikle. Yok açıklamıyorum ama cinayet masası aynı dönemde her ikinizin de görüşe gittiğiniz bir yakınınız var mı? Sonuçta ona... Var evet. Kayıtlarda bellidir. Kayıtlarda bellidir. Çıkar, tespit edilir. Aynı o polisin tespit edildiği gibi. Ya bu önemli çünkü bu bana şeyi hatırlattı. Gaziantep'teki bizim Zeynep'i. Zeynep'in de biliyorsunuz cezaevinde insanları anlatıyorlardı. Geldi de abimi işte abimi öldürdüler vesaire falan filan diye anlatıyordu. Hayır diyordu o sırada Zeynep. Tabii seni benzeterek söylemiyorum ama yani bu cezaevindeki sohbetler... o kadar da inkar edilecek bir şey değil yani. Yaslanacak bir şey değil yani. Tamam ben cezaevi gitsem bir şey demiyorum. Ben cezaevi ne gittim ne Gaziantep'e cezaevi biliyorum. Ziyarete gitmedin miyiz Gaziantep'e? Hiç gitmem. Ben onun cezaevi Alpi. Burada her bizim evin. Antalya'da kaldım 2 sene. Oğlum o zaman ölen oğlu var. Biz hiç duymadık öyle bir şey. Gitmedim. Hiç onun gülmeye gitmedim. 16-17 sene zaten Antep'ten gelmişler. Hiçbir alakası yok. Ben gitmedim. Benim o cezaevinde dalamam. Antep'te bir bağlantıları var. Ha? Sen hangi suçtan yatıyordun? Misiniz? Ha? Hangi suçtan yatıyordun? Doğu kökenli. Van'dan gelmeyiz ya. 6-7 sene doğu, önce Antep'te büyüdük. Sonra 17 yılında biz Antalya'da yaşıyoruz. Cezaevi 5 yani sene. Kul ben evde kalmış. Yok bu benzetiyor birine. Dur bakalım. Benim onun cezaevinde girmiş. Benim evim oradaydı. Senin Faruk diye bir oğlun var mı? Benim oğlum değil. O benim kardeşim. He? Benim abim. Ama benim kardeşim. O Gaziantep'te yatmış, yatmamış. Sen cezaevinde yattın mı? Faruk Gaziantep'te yattı mı? Yok yok ben. Bir 10-15 sene. Hayatta benim hiç bir sebebim yok. Bir dakika durun şimdi. İlla ki benim söylemem lazım. Faruk diye bir kardeşiniz var mı? Var abacığım. Gaziantep'te cezaevinde yattı mı? 15-16 sene önce yatmıştır. Tamam 15-16'yı bilmiyorum ben işte yani. Niye herkes ayrı ayrı cezaevinde yatıyor acaba? Nasıl?
Suçun işlendiği yerdeki cezaevine gönderiliyor. Yok, değişiyor sonra. İlk önce oraya alınır. Ha, yere göre. Bilare dağıtıyorlar. Sana kadar yalansıyor. Şimdi yani Allah'ın dönelim Allah'ın konumuzun başına. Bu bebeği tandıra kim attı? Allah bilir kim atmış, Allah ona çıkarsın. Ben o bir dünyada dağcıyım. Benim ciğerim yanmış, Allah onun ciğeri yanasın. Ben bilmiyorum. Ben evde değildim. Ya size bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu tandır olan yer, evin tandırı değil mi? Yok. Tamam. Şimdi o evde de sonuçta yaşayan insanlar belli değil mi? Şimdi şurada bir tane tandır olsa, biz 10 kişi de burada olsak, evet, birisi de bebeği tandır atsa, yani şu 10 kişiden biri atmadı mı? Mige Hanım, olan kendi düşse, elbise, evde, yorgan, iğre düşüyor. Hem, hepsi yerinde. 6 aylık bebek yürüyerek oraya gidemeyeceğine göre ya da emekleyerek. Aparamıyor. Tamam, siz de biliyorsunuz birisi atmış, evde kim yaşıyorsa o atmış. Bu nasıl konuşulmadı? Ya konuştum ya, ben köydeydim, ben çobandım, kimse, ben olsa, benim kayınbabam orada. Beni rahat bırakırdı. Hatta benim yeğeni var ya, iki yeğeni. Akmış, kayınbabanı vurmuştu. Babacığım, sen diyelim ki eve geldiğinde gördün tandırda bu çocuk yanıyor. Ben görmedim. Geldim, onun kaldırdı. Tamam, kaldırdı. Sen demedin mi? Bu kim vardı bu evde? Kim yaptı diye ya bir ben dedim demedim. Ben kadını suçladım. Yani bir araştırma yapmaz mı insan? Ben kadını suçladım. Ya öyle gelin kim yaptı, ne oldu? Ama ailede seni başlamış. Allah aşkına. Hani söylüyorsun ki bir gün karakol yanında var. Ben köydeydim. Dağın başından ben bilmiyordum. Ben çocuktum. 20 yaşına hele gelmedim. Ben ağladım. Sen yaptın Melike'ye? Dedi ben. Kayınbabası dedi. Yok benim o. Yapmamış dedi. Esat içeri girmiş. Çıkmış ben işte. Hayır, ben ama bu bebek niye verdim. Niye böyle öldürmek istemiş? Ben saçını kestim. Evde kimler vardı? Konuştuğumuz konularla ilgili o öldürmek istemiş. O çocuk tek başına değil herhalde. Evde birileri var. Sonra da 40 sene ya, sonra da evin önündeki poşetli çukurunu konuşuyoruz işte. Ya aha burada tendir burada nasıl gidecek? Hayır kimler vardı evde? Sadece kimse yok. Kayınbabam kardeşi evi tendir edip gittim. Yan yan yan. Aileler birbirine girdi zaman o zaman. Ya o çocuk 6 aylık çocuk tek başına mıydı evde? Parlamıyordu yatıyordu yatıyordu. Ah Allah. Ya merhamet edin ya. Bolat Bey, ben sizi cuma günü de bugün de çok düşünceli gördüm. Buyur. Sizi çok düşünceli görüyorum. Ne? Anlamadım. Düşünceli sizi diyorum, gibi. Çok düşünceli görüyorum. Yo. İyi misiniz? Ya sen düşünüyorsun diye sen... İyi. Yo, yo Allah aşkına, sadece dinliyorum yani. Dinliyorsunuz. Peki bu dinlediklerinizi daha evvel biliyor muydunuz? Hayır. Peki bu bildikleriniz ışığında anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Bu olaylar hiç benim bir şeyden haberim yok. Anladım. Haberin yok da bugün duydun, sen de şu anda bir merak sahibi olarak ya acaba bu gerçek mi değil mi diye bir işte bir demin, duygun yok mu? İşte deminden dedi ki düşünüyor. Acaba bu olaylar nasıl oldu da böyle bu partiye vardı? İşte tabii onu söylüyor. Onu düşünüyorum ben de sabahtan beri. Onu söylüyor mu yanımda? Ben de oturdum ya da ben de bu yani kayınbaşı olmuş, yani çocuk olmuş. Haklı olarak. Bunları duyunca bir düşünceye dalmanız i̇şte, normal. İşte ben onu düşünüyorum ben. Acaba nasıl oldu bu olaylarda böyle cereyan etti? Ben onu düşünüyorum. Peki bütün sen nasıl ben onu düşünüyorum? Başka bir şey var mı? Bunları duyduktan sonra bu 3 yıl içinde bir şeylerden şüphelenip ama anlatmadığınız bir şey var mı? Anlatmak ister misiniz? Seni dinine yatır sana ben. İstene seni yanında. Ben valla bununla bak beraber hiç daha bundan böyle çocuk yanmış, çocuk ölmüş veya boşanmış veya Kerem'e kaçmış. Ben söylemedim. Bilmem o. Hiç vallahi bir şeyden haberim yok. Yok ben de sen neyse. Vallahi yok. Bugün duyuyorsun. Ya şimdi duyuyorum burada vallahi ya. Ben sana söyleyeyim. Dur sen 3 sene seni yanında. Seni dinleyeyim ona. Benim hayırlık, kırkızlık bir şey var. Bende var. Söyle hiç korkma. Bu kadın kötü. Vallahi öyle hiç yani bir şey duymadım. Öyle bir şey de daha ilk. Ya söyle benim kötülüğüm var söyle. Hayatta bir kötülük görüyorum. Bak Kerem kardeşim bunu bana cezaevine tanıştırdığında şey etti. Sonra benden Kerem parayı alamayınca dedi ki nereden geliyorsun bana dedi. Ben dedim ki cezaevinden karakoldan ifade vermeden geliyorsun dedim. Bak dedi sen bunlardan kurtul sen bunun karışımından sen mal varlığına da el atacaklar. Seni parça parça olursun dedi. Sen dedi madem var bana yemin et dedi. Bak ben daha yeminim bozuyor yemin parası da açacağım. Dedi ki git karakola ben senin kocanın yaşadığını duydum. Biliyorum de, bak dedi, git şöyle böyle de, o dedi seni terk eder, kocası yaşadığını bilse dedi, benim yanıma döner dedi. Bak karakol olayı da buradan gerçekleşti. Kim diyor bunu karakolun size? Özür dilerim. Bunu kim diyor? Ekrem. Ekrem kardeşi. Ben de buna dedim ki, ya sen dedim böyle böyle kayboldu ama dedim, kocanın dedim karakolda duydum, yaşıyormuş. Böyle böyle dedim ben, baktım bu gitmedi, hemen kızlara telefon açmış. Siz o zaman gitsin mi istediniz evden?
Evet, sen uyanmadan yine satacaksın. Dedik kardeş dedi, sen böyle öyle de, seni terk eder dedi. Sen niye dedi, terk etsin istiyorsun? Olaylardan, yine satacaksın. Bunlardan kurtul dedi yani, sen bunlardan kurtul dedi. Sen bana para vermiyorsun dedi, sen bunlardan kurtul dedi. Yalnız bakın beyefendi, ben sizin muhtarınızla da konuştum. Bunlardan kurtulalım, kurtulalım diyorsunuz ya. Siz aynı mahallede oturuyormuşsunuz. Evet. Yani siz o mahallede zaten 10 yıldır oturuyormuşsunuz. Yani muhtar 10 yıldır oradayken siz de oradaymışsınız. Sizin bu aileyi tanımamanız mümkün değil. Yani hiç atmayın kafadan. Siz bu aileyi tanıyordunuz. Siz aynı sokakta oturan insanlarsınız. Bir de böyle kalabalık bir mahalleden bahsetmiyoruz. Hastane, gece kondu sevdi. Hayır. Böyle parça oturan. Yani herkes de birbirini tanıyor. Böyle büyük bloklardan bahsetmiyoruz kim kimi durumda. Yani abla. Sizin bu aileyi tanımamanız mümkün değil. Yapmayın. Ben neden hastanede uğraştığım için gelenden giden inenen haberim olmadı. Benim eşim çok ağır hastaydı. Tamam, tamam Allah rahmet eylesin ama ne olursa olsun bir dışarı çıktığınızda, bir kahveye gittiğinizde, bir bakkala gittiğinizde, bir markete gittiğinizde sizin bu aileyi tanımamanız mümkün değil. Bu kadar kalabalık aile, hepsi böyle delikanlı sokaklarda, ya, bu kadar gelip, olay. Gelip gitmemiz mümkün değil. Gelip ben, geçerken görmüyorum ama gelip hani gitmenizden bahsetmiyorum. Gelip gitme, bak geldiniz gittinizi bilemem, onu Allah bilir. Ama diyorsunuz ya en başta ben hiçbirini bilmiyordum. Ben de diyorum ki mümkün değil. Ya bak bu olaylardan vallahi haberim yok. Bak Müge Hanım, çocuk yalnız olaylardan gelmiş, bahsetmiyorum. Gitmiş, kaçmış. Müge Hanım. Siz o aileyi biliyordunuz yani. Siz Kerem Bey de, çoluğunu, çocuğunu da o aileyi biliyordunuz. Şimdi kötülüyorsunuz. Yok şöylelermiş, yok böylelermiş. Bilmez misiniz? Bir mahallede cezaevine girecekler, çıkacaklar, olay olacak bilmem ne duymaz mı kimse? Yapmayın. Ya, Ekrem'i nasıl sanıyor? Benim vallahi evli ilgim olmadı Ekrem'i ya. Ekrem'i nasıl sanıyor? Kerem Bey'in kaybolduğunu duydun değil mi? Ha, diyor ki Ekrem'i nereden tanıdın? Ekrem Bey'in kaybolduğunu. 21 sene yanında. Vallahi hiç kardeşi Ekrem'in abla. Müge Hanım rica ediyorum. Sen bak, o muhittesin. Bak bak çok önemli ediyorum. Bir şey soruyor. Ekrem'i nereden? Ekrem'i resminin nerede kardeşini nereden ha? Tanıdın? Ekrem'i nerede tanıyordun? Ekrem'i ben 20 senedir tanıyorum mahallede. Bizimle Ekrem'in evinin arası 50 metre. Ha? Sen bizimle Ekrem'in evinin arası 50 metre. Hepimiz her gün Ekrem'in evinde. Duvarları yan yanaydı. Bizi nasıl görmedin? Aynı sokaktaymışsınız. Aynı sokaktaydık. Sizinle benim bir irtibatım var mıydı? Bak yoktu, irtibat başka bir şey. Ha? Sen sonuçta onun kardeşiyle 20 senedir tanışıyorsan 50 ya, metre aramız var. Yerlerini nasıl tanımıyorsun sen? Ben Ekrem ya, devamlı gel, konuş, gelip gel, gidiyordu. Gel. Benim orada köylüm var. Ekrem evi dibinde. Ben onun ara sıra gelip gidiyordum, konuşuyordum. Ekrem de ara sıra bu gibi var. Burada Ekrem evi var. Benim gelip gittiğim köylüm yeri tamam, burası. Resmenin evi nerede? Hadi, o öyle o öyle resmenin evi ya, nerede? Bir sene kaldım. Bir sene tamam resmenin kaldım. Evi nerede? O burada. Sen buradasın. Resmenin evi nerede? O da burada. Ama tanımıyordum. Buna da bunu ineler. Bak bunlarla bir irtibatım yok. Gelip gidiyorum. Ben hastaneye gelip gittiğim için ara sıra ona dedi neydi, nasıl olduk, nasıl gittin sorardı. Sadece onun yanına şöyle öptüm, böyle gittim, burada yattım. Sadece bir saat veya bir 15 dakika. Ya ben irtibatınız var deyip her akşam çay kahve içiyordunuz demiyorum. Diyorum ki aynı mahallenin insanlarısınız. Siz hep burada ikide bir çok kötü çocukları varmış benden kurtul evet. dediler diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki siz Resmi Hanım'a aldığınızda siz zaten onun çocuklarının ne olduğunu biliyordunuz. Burada sanki her şeyden habersizmiş gibi konuşuyorsunuz. Mümkün değil diyorum. Ben Müge Hanım, bak bunlar vallahi ne demek hırsızlık ettiğini. Ya bir dakika girmeyin oralara. Ya bir sus. Suçun şekli ayrıdır ama siz bu insanların cezaevine girdiğini, bu kadar kalabalık olduğunu falan bilmemeniz mümkün değil. Yan yana oturuyorsunuz. Hatta mahallede bir dedikodu başladığı zaman aynen. size ulaşıncaya kadar 1'e 10 büyüyerek size gelir. Yani bu dedikodular 1 iken 5 olur, 10 olur, ilaveler yapılır. Bütün bunları komşular arasında duymadım, haberim yoktur demek mümkün değil. Avukat, Müge Hanım geçen gün ben evde başıboş sokakta gezen bir adam değilim. Ben tam da bir bakkala kahveye gitmedim. Hayatım hastanede geçti. Müge abla en azından hiç olmasa beni görürdün. Mahalleyi ben avucum için gibi biliyorum. Herkesin benim arkadaşım. Mahallede herkes benim bakkala kahveye en azından beni görürdün. Ben her yerde dolaşamıyorum. Görmemiş ya. Ben onu görmedim oğlum. Kesinlikle beni görmesi lazım. Olmaz. O köyde kalmış. Ben köy hizmetinde de çalıştım. Geldim peki, bir çiçeğim var onu da söyleyeyim. Daha arkadaşlar. Giderdim 20 gün daha da kalırdım. Ya, tamam ben muhtarla izledim herkes birbirini tanıyordu diyor. Ne yapayım ben de muhtarın dediğini söylüyorum. Bir çiçeğimiz var nereden biliyor musunuz? Afrika'dan.
Aa. Evet. Her zaman söylediğiniz gibi kuşlar sürüleriyle uçar. Ben de bu grubun Afrika'da yaşayan bir üyesiyim. Saat farkına rağmen yol arkadaşınızım. Yolunuz ve gökyüzünüz aydınlık olsun. Sizi çok seviyorum. Sağlık, başarı, huzur ve en çok da sabır diliyorum demiş Dilek Aslan. Dilek'cim teşekkür ediyoruz güzel çiçeği için. Bir de sevgili Yüksel Aytuğ'un mesajı var. Yüksel Aytuğ da diyor ki sevgili Müge, eşim Özlem'in ailesi 3 nesildir Altınoluk'ta zeytincilik yapıyor. Tarlalar ve fabrika emrine amade, hasat zamanı seni misafir etmek istiyorlar. Zeytinyağlarını da yolda demiş. Çok teşekkür ediyorum Yüksel'cim, iş de buldum kendime. Yazın gidelim, İnşallah şu korona olmasın, gidelim evet. Zeytin dövelim. Tamam. Hı? Gidelim. Beraber zaten yazın ayrılmaya biz dayanamıyoruz. Evet. Ara görüşüyoruz ama yazın ayrılmaya dayanamıyoruz. İnşallah Allah ömür verirse yazın da gidelim zeytin kıralım. İnşallah. Çok eğlenceli. Yarın görüşeceğiz. Reklamlardan sonra Pati Buldular. Pati Buldular'dan sonra öğle haberleri. Sizler.